Seslerini kontrol ettirelim. Evet, merhaba sevgili dostlar. Hepinize hayırlı akşamlar dileyelim. Şöyle bir sesleri kontrol ettik. Evet, yayınımıza başlıyoruz. Ben yine tekrar eşim Facebook hesabından yayına katılıyorum. Bu akşam yayın konuğumuz sevgili Mustafa Kemal Poyraz abim olacak. Mustafa Kemal Poyraz abim bizim sürekli müdavimlerimizden. Kendisi de Ordu basınına, Ulubey'e emeği geçmiş Ulubeyli değerli bir ağabeyimiz, gazeteci bir ağabeyimiz. Kendisiyle sohbet edeceğiz, sohbette bulunacağız. Değerli dostlar, bugün biliyorsunuz Çanakkale Zaferi'nin 107. de yıl dönümü bize bu vatan topraklarını yurt eyleyen aziz şehitlerimize ve o dönem gazi olan ebediyete irtihal etmiş bütün büyüklerimize rahmet diliyoruz. Aynı zamanda bugün bir köprü açılışı vardı Çanakkale'de. Vallahi ben şahsım adına söyleyeyim. Köprü açılışından çok mutlu oldum. Çünkü oradaki, aşağıdaki o vapurcuların, Gestaş denilen şirketin çalışanları çok terbiyesiz adamlardı. Hani onlara 100 lira vermektense yukarıda köprüye 200 lira vermeyi yeğleyeceklerden bir tanesi benim. Umarım ülkeye, millete hayırlı uğurlu olur. Sevgili Ufuk abla burada. Bu arada Ufuk ablanın bugün doğum günü. Ben aradım. Gerçi kendisine hayırlı olsun dedim ama Ufuk ablanın da doğum gününü tekrar buradan kutlayalım. Şenel Öz merhaba abim demiş. Sevgili Şenel merhaba. Pembe Nermin Yılmaz hayırlı akşamlar iyi yayınlar abi demiş. Sevgili Pembe teşekkür ediyorum kardeşim. Şöyle bakayım kim var. Gülsen bacaksız İdilmek hayırlı akşamlar iyi yayınlar demiş. Kendi kendimize sohbet edelim bu akşam. Sevgili Mustafa abi de aldıktan sonra. O zamana kadar izleyicilerimiz de gelir. Sevgili Mehmet Aksu burada. Hayırlı akşamlar demiş. Onlara da hayırlı akşamlar dileyelim. Değerli dostlar biliyorsunuz ben yayınımı neden buradan yapıyorum? Eşimin üzerinden yapıyorum. Facebook canlı yayın yasağım var. Ona da bir 10 gün sonra yasağımız kalkacak. O yüzden buradan yapıyoruz. Sevgili Yolbaşı Mahallesi Muhtarı Mustafa Mercan ağabeyim burada. Kendisine hayırlı akşamlar kardeşim demiş. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Yayınımızı paylaşırsanız sayfalarda mutlu oluruz. Gündeme dair işte Mustafa Kemal Poyraz ağabeyime dair konuşacağız. Bir gazeteci gözüyle dünyaya bakışını, Ulubey'e bakışını konuşalım. Sevgili Mustafa ağabeyle. Hayırlı yayınlar Bülent Bey. Selamlar demiş Temel Demet Gül. Şöyle çok fazla bekletmeden Mustafa abi yayına alıyorum. Ufaktan başlayalım sevgili dostlar. Evet. Birazdan bağlanacak. Sesli bir sıkıntı yok zannedersem. Evet abi azıcık yukarıda kaldım. Çok hafif yukarıda kaldım. Demin çok güzeldi o şeydeyken. Işıktan olabilir mi? Yok, şeyde sıkıntı yok. Sen sadece kamera azıcık aşağıda kaldı, sen hafif yukarıda kaldı. Ha, güzel oldu. Böyle güzel. Böyle güzel. Evet. Mustafa abi, yayınımıza hoş geldin diyelim. Teşekkür ederim, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Herkese buradan tüm dostlara saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Davetimizi kırmadın. Bizle berabersin. Şöyle önce tabii bir Mustafa yani bu rutin artık bunlar. Mustafa Kemal Poyraz gerçi Ordu tanıyor. Hani sadece bıraktık Ulubey'i Ordu tanıyor. Mustafa Kemal Poyraz şöyle bize kendini kısaca gene bir anlatsın. Öncelikle biliyorsun bugün 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 107. yılı. Buradan hayatlarını kaybeden şehitlerimize şükranlarımı, minnetlerimi sunuyorum. Mekanları cennet olsun. Bizler için, bu vatan için şehit oldular. Bu vesileyle onlara da anmış olalım.
Mustafa Kemal Poyraz, 23.10.1962, Ulubey Yolbaşı köyü diyelim artık. Ben mahalleye alışamadım. Evet. Doğumdum. Rahmetten hocam derdi ki, kaç çocuğun var derlerdi. 9 tekçe derdi. Bu 9 tekçe çocuğum, ben 8. sıradayım. Erkeklerden 4. Genelde de toplamda 8. sıradayım. İlkokul 4'e kadar Yolbaşı'nda okudum. 4'e 5'i orada Cumhuriyet İlkokulu'nda okuduk. Zaferi Milli Mahallesi'nde. Ortaokul liseyi Fatih Lisesi'nde, yine orada Zaferi Milli Mahallesi'nde. Yani anlayacağınız çocuk ve gençlik yıllarımız Zaferi Milli Mahallesi'nde geçti. Evet. İlkokulda okulun voleybol takımındaydım. Ortaokul boş geçti. Lise yıllarımızda Fatih Lisesi handbol basketbol takımında oynadım. Tabii ki bizim gönlümüzde yatan futboldu. Şimdi atletizm zorunlu. 3 branş seçmek zorundasın. Handbol, basketbol. Zaten handbolla basketbol hocası bir de Necati Atasoy. Bilmiyorum yaşıyor mu? Yaşıyor, sağlık diliyorum. Bildiğim kadarıyla yaşıyor. Hiç unutmam, bir gün şeye gittik. Futbol seçmelerine, beni şeyden, futbol seçmelerinden kovduğunu bilirim. Niye geldin diye. Çünkü basketbol handbolu oydu. Zaten atletizm zorunlu olduğu için. Ve liseyi bitirdik Fatih Lisesi'nde. Bitirir bitirmez işte Ulubey Spor maceramız başladı. Evet. Tabii bu süreçte birkaç tane böyle işte köydü, işte Ulubey Spor maçtı derken askerlik geldi çattı. 84'te muhabir okulu Mamak Çavuş Talimgahı'na gittik. Oradan işte usta birliğimiz 48. Piyade Tugayı muhabire bölüyor deyince komutan, dedim eyvah biz gittik. Bu işte Piyade Tugayı deyince Trabzon'da yaptık usta birliğimizi, Boztepe'de. İşte geldik askerden, tekrar yine futbol devam. Bu süreçte Ulubey'de bir beyaz eşya, bir maceramız oldu, bir 8-10 yıl. Ben 3 evden bir tanesinde mutlaka bir ürünüm vardır. Yani parası alınmıştır, alınmamıştır ama vardır yani. Derken işte sene 89'da Hülya Poyraz'la evlendim. 2 oğlum, bir kızım var. Büyük oğlum turizm sektöründe Mertcan. Küçük oğlum burada Sercan, avukat. Sosyal Bilimler Lisesi'ne giden, 11. sınıfa giden kızım Narin var işte. Allah bağışlarsa 3 tane çocuğumuz var. Allah bağışlasın abi. Teşekkür ederim. Şimdi ben beyaz eşya dükkanının olduğu zamanı hatırlıyorum. Beyaz eşya dükkanının olduğu yer şeyin altı. Öğretmen evinin altı Doğru. bugünkü. Yani şimdi Evet. yurt evi burası değil mi abi? Evet Öğretmen evet evinin aynen. altı. Sevgili dostlar, biz de yeni bir ev yapmışız. Babam Arabistan'dan gelmiş. Orta bir, orta iki belki. Öyle. Bir tane profilo buzdolabı hiç unutmuyorum. Bir Evet. profilo buzdolabı, bir tane de yayık Burada yüklendi geldi. reklam yasak değil, değil mi? Bulabilelim de ona göre Yok şey yok yapalım. yok yok. Tamam. Burası Sıkıntı yok. bir hatırlıyorum bir profil, bir de yayık almış geldi. Sonra buzdolabı küçük dedi. Sonra babam o buzdolabının küçük, bunu azıcık daha büyüğünü, en büyüğünden alacağım dedi. Götürdü buzdolabını Mustafa abiye geri verdi. Ben hatırlıyorum bunu. İyi hatırlıyorum. En büyüğünden bir buzdolabı aldı. Sonra bütün buzdolabı bizim profili o mahalleye doğru, aynı tip buzdolaplarının hepsi hemen hemen dedemlerde, işte emmimlerde, hemen hemen her yerde vardı. 10 sene değil mi abi? 10 sene bir ticaret hayatı. Evet. İşte oradan Ordu'ya geldim. Evet. Orada bir yaklaşık 7-8 yılda bir büfe hayatımız oldu. Tekel büfesi. Market, ya daha ziyade market havasındaydı. Evet. 2004'e kadar Selimiye Mahallesi'nde o işi yaptık. Derken bir anda baktık kendimizi basın sektörünün içerisinde bulduk. Ahmet Evet. Poyraz, bizim köyden, amcazadelerden. İşte o zaman Hür Ses Gazetesi'nin genel koordinatörü. Dedi ki sen bize lazımsın dedi. Dedim abi hayırdır? Ya sen dedi burada okudun, işte burada büyüdün, işte spor camiasının içerisinden geldin. Sen de gazetede işte reklamdı, işte abonelikti. O dönemlerde şeyde işte takvim olayları revaçtaydı. Evet. Biz başladık tabii ama bizim içimizde şey var yine, spor var. İşte bakıyor tahtiye yazılıyor. İşte bugün saat filancı, işte saat işte atıyorum 14'te Ordu Spor tesislerinde basın açıklaması var. O yani işi hemen şey yapar, alelacele işte işi görür, buraya koşar giderdim. Mustafa Türk Yılmaz, kulakları çınlasın. Tabii gazetecilik adına bir şey öğrenmedik ama bazen hakikaten mesela gittiğim oraya birkaç kez baktım, böyle surat asıldı falan, abi hayırdır ne oldu falan. Dedi ki bizim kurumumuzu bir kişi temsil eder. Ama dimdik temsil eder. Giyimiyle, kuşamıyla, duruşuyla, oturuşuyla falan. Tabii onları oradan şey yaptık falan.
Baktı bir şeyler, kapıdan uzatırlar, bacadan düşüyor misali. Baktılar her yere Mustafa var, sporla alakalı Mustafa gidiyor falan. Derken Evet. işte orada Mustafa abi ayrıldı şeyden, gazeteden. İş kaldı bize. Mustafa. Seçim demişler, reklam düşüyordu falan. Bakıyorlar Mustafa hiç şeye bakmıyor artık, tamamıyla spora. Dediler sen şey yapmıyorsun. Dedim size spora senin adam lazım değil mi? Lazım adam alın. Tamam ben dedim geçtim buraya. Reklama siz başka adam alın. Derken işte orası senin, bura benim derken işte orada birkaç işte Hürses'ti. Güncel gazetesiydi. İşte Vizyon'du. Ordu TV'ydi. TV 52'ydi filan derken bir yaklaşık 20 yıla yakın basın camiasının içerisindeyiz. Tabii bu süreçte Kanal A'da Ümit Aktan'la, yine TRT'de yine Ümit Aktan'la Aydın Maça diye programında Foto Maça yazdım. Köşe yazı, haberler, Karadeniz Gazetesi falan. Karadeniz Gazetesi biliyorum, bölge gazetesi. Evet. İşte Ümit Aktan'la hakikaten çok güzel bir günlerimiz olmuştu. Ordu temsilciliği, özel televizyonlar olduğu için taraf Oldu olun mu? diyorlardı. Foto maçın orada temsilciliği mi oldu? Buradan ben Ordu Spor'un haberlerini ben direkt şeye geçiyordum. İşte Foto Maça. Harika. Köşe Evet, yazıyorduk Foto Maça. televizyon zamanları biliyorum ama onu bilmiyorum. Bak onu kaçırmışım Hala o ben. TV52. gazeteler ben değil de çocuklarım işte o zaman benden akıllıymış. Çocuklar bir kısmını arşivlemişler de hala o gazetelerin durur. Harika, ne güzel. Peki abi, pişman mısın? Neyden? Ne bileyim hani, ya keşke basın sektörüne geçmeseydik de ticaret hayatı devam Yok etseydim yok falan yok yok gibisinden. yok. Yok, basın sektöründe hakikaten hele ki o dönemlerde basının hakikaten apayrı bir yeri vardı. Hanım benim de çarşıya gelmezdi. İnan çıkardık başlardı vatandaş işte Mustafa işte Mustafa Bey Mustafa abi işte Orspor'un olacak şu olacak bu olacak işte hanım dedi ki bir daha ben seninle gelmem çarşıya pazara. Evet. Mesela dışarı giderdik maçlara ya ömrümüzün yarısı inan deplasmanları da gerçi anlatacağız onları da geçti. Bakıyorsun çocukları bile tanıyorlardı. Bugünkü gibi sosyal medya yok bir şey yok falan. Hiç unutmuyorum Ankara'da maçta küçük bir çocuk. Anne ne diyor? Bak diyor Mustafa Kemal Poyraz'ı gördün mü? O kadar mutlu oluyorsun ki yani Ankara'da bir çocuk. Orada işte Ordulu'dur. Tabii ki onlar güzel günlerdi. Ama son dönemlerde hakikaten basın adına, Ordu basın adına hakikaten çok üzgünüm. Çok Evet. çok üzgünüm. Baktığın zaman Sadece bugün ordu basın adına mı yoksa ordu spor adına mı abi? Onu da sorayım. ya hem Ordu basın adına hem Ordu spor adına hakikaten üzgünüm. Şimdi baktığın zaman özellikle bakıyorsun ulusal televizyonları açıyorsun. İşte gazeteci nedir? Gazeteci tarafsızdır. Gazeteci insanları aydınlatır. Ama bakıyorsun ki sanki bir partilerin silahlı askerleri gibi ya insan utanıyor. Hakikaten utanıyorum ya. Yani artık yani gazeteciyim demeyen insan bir yerde utanıyor. Evet. Tabii bakıyorsun nasıl yani savunuyorlar bir partiyi ya, hakikaten üzülüyorum. Ordu spor Abi, konusuna geliyorsun. evet. Ordu spor konusuna geliyorsun. Gerçekten basın sektörüne girene kadar çoğu illere gitmemiştim. Ordu spor sayesinde belki hiç gitmediğim ile 3 kez gittim, 5 kez gittim. Nedir? Hayatta hani dersen yani pişman mısın dersen, neye pişmansın dersen o gitmiş olduğumuz tüm deplasmanlarda bir not tutsaydım, bir fotoğraf, bir anı olsaydı bugün inanın bir karış kitap yazardım, bir karış. Ordu Evet. sporla alakalı. Gittik deplasmanlara, uzak deplasmanlara gittik, yendik. Hani su akar misali güle oynaya geldik. Hele şöyle Samsun'a gittik bir Ramazan ayında 6-4 yenildik. Ordu Samsun arası bitmek bilmedi. İşte Peki abi. taraftarlarla şunu gördüm. İnanır mısın gençlerin annesinin evinden bakır tenceresini çalıp satıp da maça geldiğini gördüm. Evet. Bugün telefon bakın o kadar şey değil. Herkesin bir iki tane telefonu var. Atıyorum 10 sene önce, 15 sene önce telefon değerliydi. İşte bugün işte 200 liralık bir telefonunu 100 liraya satıp maça gelen gençleri gördüm. Yani öyle Evet. bir tutkuydu, bir yaşam tarzıydı. Ama bugün bakıyorsun 2 tane Ordu Spor. Hangisi Ordu Spor? O da belli değil. Şimdi onu soracaktım zaten. Her neyse, o zaman şöyle yapayım. Yorumlar çoğaldı. Bir yorum bakalım abi. Ondan sonra hangi soruda spor onu konuşalım. Sonra şeyi konuşalım. Ulubey Belediyespor'da kaç sene oynadın? Onu konuşalım. Devam Ulu edelim. Bey Bitmiyor Spor. öyle. Ama bir yorumlara bakalım. Tamam. Şöyle baktık. Mehmet Aksu, hayırlı akşamlar. Yolbaşı Mahallesi Muhtarı, hayırlı akşamlar kardeşim demiş sevgili Mustafa abi. Temettem Teşekkür Ergün, ediyorum.
Bülent Bey hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar demiş. Ufuk Gündüz Şimşek bize teşekkür etmiş. Doğum günü olduğunu, doğum günüydü Ufuk ablanın. Doğum gününü kutladık. Fadime Yeni Şafak hayırlı yayınlar. Değerli kardeşim demiş. Sevgili ablacığım biz teşekkür ediyoruz. Nesrin Kaymaz ablam iyi akşamlar demiş. İhsan Dönges hayırlı akşamlar, iyi yayınlar dilemiş bize. Abdülaziz Özen Başkan burada. Ohtamış Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda dernek başkanı Abdülaziz Özen. Ufuk Gündüz Evet. Şimşek. İki güzel insan. Saate bakmadan yoruldum. Bu akşam bitmesin demiş. İnşallah abla. İnşallah, inşallah. Ben Ermin Yılmaz. Sayımız da gayet güzel. Hoş bir sayıya ulaştık. Hoş geldin Mustafa abi demiş size. Pembe kardeşim. Teşekkür ederim. Moderatörümüz. Temet Demetgül. Hayırlı yayınlar Mustafa abi. Selamlar, hürmetler ederim. Abdullah İnan iyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Sevgiler demiş. Hasan Biçer hayırlı yayınlar demiş. Ömer Topçuoğlu maşallah demiş. Serpil Kaya iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Yalçın Tatar, iki güzel insan, adam gibi adamlar. Canı gönülden selamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Abi biz de sana selam ettik. Aleyküm. Hakan Biçer Mustafa Bey'e de hayırlı akşamlar demiş. Güler Gül iyi akşamlar, Teşekkürler. hayırlı yayınlar. Konuğunuza hoş geldiniz abi demiş. Evet, Mehmet Aksu demiş ki, komşum seçmenim hoş gelmiş demiş. Bu arada sana senden oy kopartmak için de uğraşıyor anlayabildiğim kadarıyla Mehmet Aksu. Farkındayım, farkındayım. Evet. Öncelikle sorularıma başlamak istiyorum. İlk sorum, Badum ve Yolbaşı isminin nereden geldiği ve iki isim sıkıntı oluyor mu demiş. Buna aslında cevap verecek Mustafa abi değil ama vermek isterse verebilir ama. Valla beni terleteceklerdi. Ben şu havlumu şöyle bir omuzumu alayım da öyle şey yapalım. Güzel abi. Var mı bir bilgin abi? Badım ve Yolbaşı hakkında. Bahadır şöyle. Bahadır değil aslında. Bahattin. Bahattin, evet. Ama şimdi deseler ki şimdi hakikaten demek ki dersimde çalışmamışız. Bahattin kim deseler? İşte orada sınıfta kaldık. İşte Bahattin'miş ismi. İşte sonradan halk arasında işte Bahadım falan denilmiş. Böyle Bahadım kalmış. Daha sonrasında işte yolbaşı olmuş. Yolbaşı olarak. Ama şu var üzülüyorum. Hakikaten üzülüyorum. Özellikle genç nesil köyümüzü bizim bilmiyor. Soruyorlar işte ya nereden yolbaşı? Yolbaşı nerede? Karakoca'yı biliyor musun? Biliyorum. Kardeşleri biliyor musun? Biliyorum. İşte ikisinin arasında demek ki burada tanıtımını yapamamışız. Ama bundan sonra yapacağız inşallah. İnşallah abi. İşte sosyal medyanın da bu güzelliği var zaten. Bunun için hararetliyiz. Metin, şey özür diliyorum. Adnan Mertan, Poyraz'a selamlar, iyi yayınlar bu arada demiş. Adnan Aleyküm Mertan. selam. Evet, iyi Taner Öztürk, dostum. sevgiler Mustafa Poyraz abi demiş. Taner Öztürk. Mehmet Teşekkür Aksu, ediyorum. diğer sorum Ulu Bey'in geleceği hakkında düşünceleri demiş. Ulu Bey'in Ben geleceği belediye hakkında başkanı değilim ki. Belediye başkanı değilim ki bana ne soruyor ben de onu diyecektim. Sorular sakat yerden Mehmet Aksu. Soruları Beni mahsus gazı soruyor onu. Farkındayım ben buradan. biliyorum biliyorum. Ulu Bey'in geleceği hakkında işte biz ne düşünüyorsak o da onu düşünüyor. Yani düşündüğü ekstra çok fazla bir Neyse şey yok. bir şeyler bildiğimizde bir şeyler konuşuruz. Evet. Yıldıray Demirtaş, Almanya'dan sevgili abim, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar demiş bize. Zafer Ünal, iyi akşamlar, iyi yayınlar, selamlar demiş Zafer Ünal. Hikmet Akkaya, iyi Aleyküm. akşamlar, hayırlı yayınlar demiş. Muammer Çönlü demiş ki, beyaz eşya mağazasını hangi tarihte açmış, buzdolabı da satıyor muydu acaba demiş, gülmüş. Abi bir saat önce söyledim ben, şey, O 5 dakika. muhalefet, muhalefet. Onun derdi benimle. Abi Bana satıyoruz. Buzdolabı yanlış bir de satıyoruz. işte bakın diyor işte programa giren kişiyi saatini ayarlayın işte uykusu gelir falan ama benden de çok geride değil yaş olarak. Kendisini seviyorum köylüm arkadaşımız, baba dostlarımız. Evet. Esprisi yapıyorlar farkındayız. Ben de halamın oğlu olmuş oluyor aynı zamanda. Biliyorum, Biz de selam veriyoruz. biliyorum. Berenyurt Muhtarı Yılmaz Gürgen. Selam güzel insanlar. Başarılar diliyorum demiş sevgili Yılmaz abi. Biz de teşekkür ediyoruz. Aleykümselam. Ayşe Kaymaz Balcı Hocam. İyi yayınlar. İyi akşamlar, selamlar demiş. Biz de kendisine gene selam edelim. Şöyle bakıyorum başka kim var abi? Mehmet Aksu. Mustafa Kemal Poyraz ismini kim koymuş demiş ki. Yok tamam onu da istersen söyleyeyim mi şu anda? Tabii onu söyle. Söyleyeyim. Adım benim İdris'miş. İdris. Gerçek mi söylüyor? Babam gerçekten İdris'miş. Nüfus Evet. müdürü arkadaşıymış. Nüfus müdürüne geliyor. İşte çocuğun adını İdris. Ya diyor senin Mustafa Kemal'in var mı? Yok. Daha bir şey sormamış yazmış. Mustafa Kemal Poyraz. Bence de Ama çok iyi olmuş. yapmış ama bize büyük bir yük yüklemiş. Ya şimdi Mustafa Kemal ismini de taşımak da hakikaten zor. Onun için Evet. de yani özlüyoruz Mustafa Kemal'in altında. Nüfus müdürünü Allah öldüyse de gani gani rahmet eylesin. Bence de en güzelini Ya, yapmış. evet. Hacı Poyraz Hocam, selamlar Bülent Aksoy Komutanım, iyi yayınlar demiş. Mesut Andaç, selam başkanım, hayırlı yayınlar dilerim demiş Mesut Andaç. Muammer Özcan, Aleyküm. iyi yayınlar Aleyküm. Ulu Bey'in has çocukları. Muammer Özcan'a biz de selam edelim.
Sayaca Dernek Başkanı Muammer abi. Evet. Şimdi şöyle bir şey Selamlar, olmuş. sorular. Hemen ona da 2 dakika bir açıklık getireyim. Muammer abi Sayaca Dernek Başkanı olarak bizim her zaman canlı yayın konuğumuz olabilir. Zannedersem şöyle bir şey denilmiş. Hani işte Bülent Aksoy canlı yayın yapmamak için acaba birilerinden bir şey mi aldı sizinle gibi? Bir kere önce şunu söyleyeyim. Ben hiç kimseden ultimatum almam. Hiç kimseden baskı. Eğer burada baskı görürsem kendi sayfamda yaparım. Buradan da giderim. Yani hiç öyle bir şey yok. Ha böyle bir şey bugüne kadar ne Seyfettin abiden ne Levent abiden veyahut da diğer dernek başkanlarından mahalle muhtarlarından. Ben herkese tarafsızım. Bir mahallede bütün muhtarlarımız yayını aldık. Muhtarlarımız seven de vardır, sevmeyen de vardır. Bu önemli değil. Biz diğerleriyle de küs olacağız veya bir kesimle Yani darbe tabii ki. olacağız diye bir kaydı. Ben tarafsızımdır. Neden? Çünkü ben zaten buradan sevildim. Eğer sevildiyse insanlar beni bu yüzden sevdi. Bu sayfa herkese Yani. açık. Siyaset olmadığı sürece, spor olmadığı sürece ve dini mezhep farklılıkları gözetilerek dini konulara çok fazla girmiyoruz. Onun haricinde bu sayfada herkes yayın yapabilir. Kimse Tabii. bana etki edemez. Bunu açık yüreklilikle söyleyeyim. Hani beni tanımayanlar tanımış olurlar en azından. Emin Mustafa Kemal Poyraz'a selam demiş. Hacı Hocam, Adnan Güzelordu, Cumhuriyet Halk Partisi Ulubey İlçe Başkanı, iyi yayınlar komutan, Garaoğlan'a da iyi akşamlar demiş. İyi akşamlar başkanım. Bu Teşekkür arada ediyorum. böyle bir lakap da var değil mi abi? Gara Mustafa Var. mı diyorlar? Gara oğlum Var mu? var. Evet var. Kara Var. Mustafa derler. Evet. Beyaz eşya hangi tarihte sattı başkanım diyor. 90'lı Yok, tabii 80. 86'da başladık. 94'te kemerleri kapattık. Evet. Kapatmadık. Bizim Metin de onu biradere bıraktık. Ceket aldım. Bizim Enver'e bıraktım. Geldim olur Enver dedi. arıyor. Evet. Şöyle yapalım. Metin Doğan ağabeyim, Oyun Gürgen'den Almanya Sılayol.com yönetim kurulu başkanı. O da iyi akşamlar, iyi yayınlar kardeşim demiş bize. Sevgili Seyfettin Şenel ağabeyim, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Sayın Mustafa Kemal Poyraz Bey'e yayınımıza hoş geldiniz diyoruz. Grubumuz adına Teşekkür size ve ederim. misafirinize başarılar demiş değerli Teşekkür yöneticimiz. ederim. Ahmet Güney, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Kutsal toprakların güzel insanları demiş. Teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun diyelim bu arada. Doğan Anladım. Bacaksız, hayırlı akşamlar. Büyük kaptana ve sizlere çok selamlar. Adem Çalış ağabeyim, Türkiye Emekli Asubaylar Derneği Ordu İl Evet. Başkanı. Ulubeyimizin iki değerli insanına hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Ordulu'da Muammer Özcan ne demiş? Ordulu'dan Ordu Spor'a eski destek kalmadı. Kemal Bey maalesef demiş. Değil mi abi? Kalmadı. Ya tabii ki. Yani şu var, Ordu Spor bir yaşam tarzıydı. Biz bu Karadeniz yolunu saatlerce trafiğe kapattık ya. Ordu Spor'un hakkı yeniyor diye. Düşünebiliyor musun? Ya Evet. bugün nerede kaldı o sevda? Şimdi bakıyorsun, yanılmıyorsam 2004-2005 sezonuydu. Ordu Spor'un ikincilikten birincilige çıktığı sene. İşte Ali Şamiyan tadında Galatasaray maç yapıyor. İşte Fenerbahçe, işte Beşiktaş, Trabzon maçları bile tribünlerde yer yer boşluklar vardı. Ve Anadolu Üsküdar'la maç yapacağız. Ali Şamiyan'ı almışlar maçı. Demişler işte maçın demişler gelirini size verelim. Orada oynayalım. Ben o gün gerçekten şahidim. En az 2-3 bin tane Ordulu'nun biletli taraftarın Ali Şamiyan tadına giremediğini gördüm. Almadı. Evet. Hakikaten o maç mesela hatıralarımda unutamadığım bir maçtır. İşte bakıyorsun tribün full dolmuş. Bir tarafta bakıyorsun işte bordo mavi bayrak açılıyor. Bir tarafta kırmızı beyaz bayrak açılıyor. Bir tarafta yeşil bir Giresun. Karadeniz dayanışması vardı orada. Karadeniz dayanışması. Peki abi şey Ordu Spor popülist söylemler veyahut da popülist davranışlar yüzünden mi battı? Ne oldu? Abi şey gizlemeye gerek yok ya bir kişi sadece bir Nedim Türkmen. Bugün baktığın zaman Ordu Spor'un parasına 25 kuruş ihtiyacı olmayan, hakikaten olmayan hala da yok. Ama adam bir reklam uğruna artık ne sayarsan say, inat uğruna Ordu Spor'u batırdı gitti ya. Evet. Sadece bir kişinin bir kişiye. Adam profesyoneldi, hakikaten işinin profesyoneldi niye? Yönetimi aldıkları kimler aldı işte çoğu gazeteci vesaire. İşte ekonomik durumu çok çok iyi olmayan insanlar aldı niye? Para vermesinler. Şimdi Mustafa Kemal Poyraz yönetici olsa işte kulübe atıyorum bugünün parasını işte o 20 bin lira bir parası geçmiş olsa neyse 50 bin liradır. Neyse Siz evet. yarın bir şey yaptığınız zaman masaya yumruğu vuracak. Arkadaş ne oluyorsun? Ne yapıyorsun? Diyecek. Ama parası geçmediyse sesi çıkmayacak. Nitekim de aynı şey oldu. Kimse sesini çıkarmadı. Çıkaramadı. Küçük bir Aziz Yıldırımcılık mı oynadı? Yani Gibi. Ama biz daha yazık oldu.
Evet. Süper Lig'e yeni çıkmışsın. Fenerbahçe'yle kırlaş, Beşiktaş'ınla dırlaş, ona sataş, Berik'ine sataş. Ya adam beni arıyor, Trabzon'dan. Keşke diyor sizin başkanınız gibi başkanımız olsa adam diyor. O sırt kesiyor. Evet, sonuç ne oldu? Orası bu tarih oldu. Tarih oldu ya. Herkes adını evet. Gidecek. Kesinlikle. Ferhat Pamuk abim Almanya'dan selamlar etmiş bize. Ufuk Atlı, Mustafa abime selamlar. Yolbaşı takım evet. Geldi aklıma demiş. Ne güzeldi. Yolbaşı takım ya. Geldi aklıma demiş. Ne güzeldi. Top oynadık birlikte. Evet. Babam da selam ediyor bu arada. Mustafa kardeşime selamlar diyor. Çukur Mahallesi Mutlu'nun Atıf Güngör abeyim. İyi baba akşamlar, iyi yayınlar. Sevgili Birol Özvatan abeyim, iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Muammer Özcan, güzel bir akşam olacak, keyifli izliyoruz demiş. Ulubey ile ilgili her türlü soru serbest mi demiş. Abi, serbest, ne diyor? Serbest. Her şeyden sorsunlar. Mustafa abiyle ilgili soruları tabii. Sorun yani ama... Söyledim, şey burada, havlu burada, sıkıntı yok ya. Tersileri sıkıntı yok. Yani, belediyenin veya kurumların sorusunu da Mustafa abiye sormak. Hiç önemli değil, hiç önemli değil. Serbest. Hakan Şahin, Mustafa Kemal Poyraz saygılar kutsal topraklara demiş. Muzaffer Öztürk Almanya'dan hayırlı akşamlar, yayınlar Mustafa Başkanımıza başarılar demiş. Hakan Biçer, Mustafa Bey'den bir şey rica edeceğim demiş. Hem Ordu 52 hem de Ordu Spor 1967 birleştirmeye ön safta olur mu? Yoksa Ordu'da futbol yok oluyor demiş. Birleşir mi bu iki takım? Yani çok zor. Olmayacak diye bir şey yok ama şu var. Yani Ordu'yu yönetenler bu işe sahip çıkmadılar. Hakikaten sahip çıkmadılar. Yani üzülüyoruz. Şimdi bir tarafta bakıyorsun Şükrü Bodur'a tepki var. Bir tarafta bakıyorsun işte yok Enver Yılmaz'ın tepkisi. Yok şudur bu. Değil. Ben bu süreçte bakın inanın gerek Şükrü Başkanlığı olsun gerek Enver Başkanlığı olsun defalarca görüştüm. Yani hakikaten o Ordu Spor'un o süreçte kimsenin tutma şansı yoktu. Şimdi Kızgın Demir'i sen tutabilir misin? Evet. Orada ekonomisine baktığı zaman işte 100 milyon o da trilyondu o zaman. Üzerinde bir borç. Kim bu borcu ödeyebilirdik ya? Her tarafın borç vardı. Neydi? Bu takım dip yapacaktı. Ha, ondan sonra herkes üzerine düşüne yapacaktı ama bu sefer ne oldu? İşte hani doğum olur, ikiz doğdu. 67 oldu, 52 ikisi birden çıktı. İnatlaştılar. İkisi de gerçek Ordu Spor değil. Değil, hayır. Bizim gerçek Ordu Spor olsa isimleri Ordu Spor olur. Ordu Spor değil ki. Bir tanesi 52 Ordu Spor, bir tanesi 1967 Ordu Spor. Esas Ordu Spor olsalar işte o esas Ordu Spor bizim ikinci amatör kümede. O pimi çekilmiş. Yani öyle bir şeyini bekliyor. Sahibi yok, bir şey yok. İşte asıl Ordu Spor'u. Şimdi bakıyorsan mesela belki arkadaşlar bana kırılacak. Ve 1967 Ordu Spor. Ve milletin daktılar peşlerine işte orijinal biziz. Esas Ordu Spor'u biziz. Arma burada Ordu Spor'un arması. Şimdi niye taksana? Niye takamıyorsun? Federasyon sitesine girdiğin zaman yaz 1967 Ordu Spor yaz. TFF'nin logosu çıkıyor. Niye? Çünkü bayağı ceza aldılar bu sene. O şeyi, logoyu takmaktan. Dediler ki bu logo şu anda mevcut. Ordu Spor'un logosu. Sen bunu takamazsın armasını. Evet. Her maçta 4000 lira ceza aldılar. E demek ki sen de şey değilsin. Ha şu var ama. Ben şunu söylüyorum. Yani her iki takım yönetimine, taraftarına. Ya bırakın. Yani milletle sataşmayı bırakın. Ya başarılı olun. Kim olursanız olun. Zaten bu insanlar o başarının peşine koşacak. Zaten gelecek. Söylemeye bile gerek yok. Yani bizim içinde şu var. Biz biliyorsun aynı zamanda Ortamış Spor Kulübü'nün yönetimindeyiz. Sayın Valimizi ziyarete gittik. Sayın Valimiz orada da söyledi. Zaten ben daha önceden biliyordum. Ordu Spor'un bir kurtarma operasyonu var. Mevcut amatördeki. İşte o kurtarabilirlerse işte esas Ordu Spor o zaman sahneye çıkacak. İnşallah. Ondan sonra birleşme olur mu? Olmaz mı? Ya baktığın zaman hani diyoruz siyasiler işte bir olalım, beraber olalım, işte iri olalım, diri olalım. Ya şimdi nasıl iri diri olacaksın şimdi? İki tane Ordu Spor olmuşsun, o diyor ki benim, o diyor ki benim. Evet. İkisi de esas Ordu Spor değil. Ama şu var, ben şanslıyım, bu anlamda niye şanslıyım? Bakıyorsun Ordu ikiye bölünmüş, bir grup işte 52 Ordu Spor, bir grup olmuş Ordu Spor 1967. Ben ikisinin de maçına gidiyorum, sahanın içindeyim foto muhabiri olarak. Hangisi gol atarız aslında, ben çocuk 60 yaşındayım, çocuklar gibi seviniyorum. Hiç fark evet. Etmiyor. Benim için ikisi de Ordu Spor. İkisi de mor beyaz. Peki abi, Ordu Spor'dan Ulubey Belediye Spor'a geçelim. Ulubey Belediye Spor nasıl görüyorsunuz? Bu arada Soner Başkan bizi izliyor mu bilmiyorum. Çıkmadı herhalde. İzin alamadı mı? Ne yaptı? Yoksa çok bir kılıçları çekmiş bileniyordu kendisi ama. şu var. Bu başarının altında mimarı İsa Başkan'dır. Hani derler evet. İyi diyordur. Hakkını yeme. Bugün
o kulübün başında inan ben şahsım da olsam, ben de belediye başkanı olsam, aynı şeydi şartlarda olsak ben inan o kadar zamanımı bir futbol takımına veremezdim. Ama İsa Başkan hakikaten bu konuda çok hevesli. Nedir? Başarılı mı oldu? Bana soruyorsan şu anda lig bitmedi. 10 takım arasında 5. sırada, orta sırada. Bana soruyorsan ilk senesinde bir başarı sayarım ben bunu. Ha şu var. Davalarına inanmadılar. Şimdi ilk sene bilmiyorlar, rakibi tanımıyorsun, ligi tanımıyorsun. Yani hele özellikle Ulubey'de öyle basit puanlar verdik ki. Yani o kadar basit puanlar. Eğer bugün eğer işi daha ciddiye almış olsaydık bugün inan yerimiz çok farklı olurdu. Ama ben yine ona rağmen ben Ulubey Belediyespor'u başarılı buluyorum. Ha şu var. Yönetimini bilmiyorum, belki Soner Başkan bize teyze olarak kırılır ama ben az çok tanırsam ben eğri yeri doğrudur. Şimdi bakıyorsun yönetimler nedir? Kiminin hani etinden, kiminin sütünden misali, kiminin parasından, kiminin de bilgisinden faydalanacağım. Bu iş böyle olur. Şimdi bakıyorsun işte nedir? Hep partilileri almışsın oraya. Çoğu futboldan alakası yok. İşte bizim adamımız işte el kaldır el indir değil. Ben Mustafa Kemal Poyraz olarak misal yani ben 14 yılımı vermişim ya 14 yıl ben Ulubayspor'un formasını giydim. Basın sektörünün içerisindeyim. Ha Soner Başkan bana da teklif etmedi desem yalan olur. Bir başkasının benden numarasını istedi. Yine bizim o camianın içerisinden. İşte dil ucuyla dedi ki abi işte seni de dedi yönetimde görmek isteriz. Ha, dedim ki gerçekten ben orada yönetimde yönetici gibi yöneticilik yapacaksam eyvallah. Görevden kaçmam. Ama işte el kaldır el indir dedim ben işte olmam falan. Baktılar rahatsızlık görecek mi? Teşekkür ettiler. Ben diyorum mesela Aydın abi vardır. Aydın Özdemir var. Namık var. Bizim Namık Kemal Poyraz. Ne bileyim Aziz Şenel. Bugün yani o süreçlerde top oynamış. Mesela Fahri abi vardır. Fahri Diken. Evet yaşlıdır ama bizlere zamanında çok büyük destekleri oldu. Maddi manevi. Bu insanları yönetim alın ya. Bu insanların paraları da vardır, o insanların futbol bilgileri de vardır. Alın insanları. Bir karma yapın. Ulubey'in takımı olsun. Şimdi bakıyorsun biz iki defa Ulubey Belediyespor olarak playoff oynadık. Fas'ta Belediyespor'la, Ordu Spor'la. 1953 yılında işte bu maraton tribünü dediğimiz maraton işte eski açık. Bildiğim kadarıyla 4000'dir kapasitesi. Full Ulubey taraftarı doldurdu oraya. Full. İki maçta da. Ulubey taraftarı doldurdu. Çıktık yıllar sonra. Bal Ligi'ne çıktık. Şimdi Ulubey'deki maçları bile 40-50 kişi izliyor ya. 40-50 kişi. Niye? Demek ki bir şey var, eksiklik var, bir arıza var. Onu da kendilerine sorsunlar. Peki abi. Ne demiş? Orada futbol yok oluyor. Tamer Öztürk demiş ki yol uğrağı geçiş yolu demiş. Tam orayı anlamadım sevgili Tamer Öztürk. Yol Ahmet uğrağı Özcan sen... dediysem benim tahminim Ulubey'i kastediyor. Yol uğrağı derken geçiş şeyi yani. Ben öyle Olabilir. anladım. Şöyle yapayım. Selamlar, iyi yayınlar komutanım. Mustafa abimizi çocukluktan tanırım. Ulubey'imizin karizma abilerinden selamlar, sevgiler demiş size. Teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Babam da bu arada Ufuk ablanın doğum gününü kutlamış. Buradan ben aracı Biz de oldum. kutlayalım. Muammer Özcan demiş, Kemal Bey, bir köyün eski adı insanın aklında kalıyor. Başka bir ad olunca karışıyor. Yolbaşı Bahadın kardeşler sevdeştir demiş. Öyle bir açıklama yapmış. Mehmet Aksu, koronayı yendi. Yendi, geçmiş olsun. Eli de açıktır. Çok elmasını yedik. Helal o etin demiş. Evet, Kral Mustafa abi olsun. koronayı bir kere değil, iki kere yendi. İki kez evet, iki kez. Hatta da bitti değil mi abi şimdi korona? Zaten şu anda oradasın herhalde. Oradan gitti şöyle. Bir cumartesi günü hanımda bir rahatsızlık başladı. Cumartesi burada maç vardı. 52'nin maçı. Benim evle yeni stadın arasında bir yol var zaten karşı karşıya. Maça geldik. Zaten foto muhabir olarak sahaya gelen iki arkadaşız. Bir Tevfik Kul var. O da 35 yaşlarındandır. Hakikaten donduk sahanın içerisinde. Dedi abi bu neyin ben böyle bir soğuk görmedim. Ertesi gün de bizim birader Enver'le daha önceden garajımız vardı. Dedik aile mezarlarını temizleyelim. O gün de orada rüzgara soğuğu yedik. Akşam oldu. Boğazlar yanmaya başladı. Dedik ne olur ne olmaz dedik. Gittik baktık şeye. Alabey Devlet Hastanesi'ne dediler. Pozitif. Pozitif, Açı evet. var zaten. Oradaki doktorlar diyor ki artık hani nezleydi, soğuk algınlığıydı, neydi, grip yok. Bilmiyorum. Bunların adı bitti artık korona. Evet, korona.
Birol Sevgi Uyanık hayırlı akşamlar demiş, bize iyi yayınlar demiş. Mehmet Yunay hocam iyi geceler kardeşime selamlar demiş Konya'dan. Özer Aksu, sevgili Özer Aksu hocam burada ne demiş? Evet. Sevgimiz ağabeyimiz, büyüğümüz. Buyur abi. Onunla da top oynadık. Onunla da top oynadık Ulubey Spor'da. Özer Aksu tabii hocamla ki mı? Tabii ki. Evet. Mustafa Kemal Poyraz ve sevgili komutanım saygılar. Sevgileri iki güzel Ulubeyli. Dinlemek çok keyifli. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Şöyle yapalım. Mustafa umarım kitabı okumuşsundur demiş Ufuk abla. Mustafa, Ufuk ablanın kitabını okudun mu? Vallahi okumadım. Ufuk ya okumadım. Ya şimdi yalan mı konuşayım? Şimdi hatta okumak için hani fırsat bulamadım desem yalan, koronaydı. Orada zaman da vardı. Hemen kısa, en kısa zamanda okuyup ona özetleyeceğim bu kitabı. Evet, özetine. Sevgili İhsan Ayaltı, cevaplar doğal ve kısa net olunca programda izlenme tadı veriyor demiş. Teşekkür ediyoruz. Her şey var onda. Kedi düşmanı demiş ya. Mehmet hocam sizin için. Ben bir gün Mustafa abi... Yok. Çocuklukta Zafer'in Milli Mahallesi'nde şimdi dedi. Gece 12'ye kadar kedi taşlardık. Bir sürü de vardı. Zaman öyle geçiyor. Evet. Sevgili Ferda Yurdakul ağabeyim. Bülent Aksoy, Mustafa Kemal Poyraz hayırlı yayınlar diliyorum. Bülent Bey Mustafa'ya çalıştığı yerden soru sor demiş. Tamam. Bak abi, işte, abi bu işte bak. Yormayın diyor. Tabii tabii. Esas abi bu. Hakan Şahin. Mustafa Kemal Poyraz değerli bir insandır. Seviyorum onu. İyi yayınlar demiş size. Mehmet Aksoy el açıktır. Elmasını çok helal etti abi. Ettik sıkıntı yok. Helal. Seneye gelse eşekle gelsin. Eşekle vereyim elmayı ona. Kemal Bey Selim Poyraz'ın kardeşi. Muammer abi. Selim Poyraz da kardeşler. Evet. Ahmet İnan. Komutanım size ve Kara Mustafa abime iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Fikret Şener iyi yayınlar kardeşim demiş. Abi çok teşekkür ediyorum Fikret abi. Hakan Şahin, Isparta Davraz'ı sorar mısınız? Sayın Mustafa Kemal Poyraz abime macerayı. Evet. Sordum. Buradan kendisi Fatsalı. Fanatik mi orada spor taraftarı? İşte orada Hakan Şahin. Evet evet. Hakan Şahin. Evet abi. Şimdi orada sporun kampı var. Nerede? Isparta Davraz'da. Ama Davraz'ı bilen yok. Ben buradan atladım gittim. Oğlum da staj yapıyor şeyde Antalya'da. Turizmci Mertcan. Dedim ben oğlumu görürüm. Buradan kampa geçerim. Beni bırakma dedi. Dedim bu gelemez dedim. Ben atladım gittim şeye Antalya'ya. Ben aradı. Mustafa abi neredesin dedim. Ben Antalya'dayım. Sen beni nasıl bırakırsın ne dersin? Aradan 2-3 saat geçti. Mustafa abi neredesin? Söyledim ya ben de geldim. Uçağı atlamış gelmiş. Antalya'ya. Harika. Antalya'dan şimdi otobüs bekliyoruz. Yok. Neyse bir tane hani otostop misali panel bandı araba minibüste Isparta'ya geçtik. Vatandaş bize sordu. Dedi ki o da havaalanında çalışırmış ama uyanık. Bizi şeyde kandıracak falan. Dedi ki siz nereye gidiyorsunuz? Dedik biz Davraz'a. Dedi aracınız var mı? Dedik yok. Dediler siz Davraz'ın nasıl bir yer olduğunu biliyor musunuz? Ne bileyim ilçe herhalde falan. Düşün. Çambaşı'nı düşün işte. Çambaşı'nı düşün şu anda işte. Çambaşı'na ulaşın. Nerede olun? Çambaşı'na giden bulursun da orada o da yok. Dedi ben sizi bırakayım dedi. İşte siz bana yakıt verirsiniz falan. Dedik tamam. İşte giderken yollarda işte dayımın evi diyor. İşte oradan işte peynir alıyoruz. Karpuz yoldan yol kenarından işte peynir al falan. Neyse baktık şimdi yaklaştık şey ama bayağı gittik. 2 saat, 3 saat falan. Yollar da iyi. Dedik karşıdan işte şurası dedi otel dedi işte Davraz dedikleri yer falan. Dedik dur. Burada dedik gel karnımızı doyuralım. Dedik tamam ben şimdi az yandan öbür tarafa ama o günün şartlarında bizden bir 200 lira falan şeyi alacak yani bundan artık. Ben cebime birkaç paraları falan işte yerleştireyim falan. Dedik arkadaş yedik içtik. Borcumuz ne? Uyanık. Bir tek gözünü yumuyor şimdi işte 150 lira verin falan. Dedim tamam bu şimdi bir anda 200 biz artık gözden çıkarmıştık falan. Ya çok istedim. İşte aslında bir gözünü yine yumuyor şimdi işte efendim siz 120 verin falan. Biz cebimde 80 lira var. Şimdi o elimi o cebe attım. Şimdi sayıyorum filan. Ya dedim bizim 80 liramız var filan. Şimdi göz göze bakıyoruz. Bu pat elimde paraya daldı. Dedi ki siz anlaşıldı. Siz benim dedi, bana da hiç para vermeyeceksiniz siz dedi. Oradan dedi ki madem oldu olacak gel sen Orçuvar'ın bir antrenmanı seyret de öyle gidiyorum. Öyle banamız olmuştu Davraz'da. Hacettepe'ydi yanılmıyorsam 0-0 hazırlık maçı. Davraz hakikaten Temmuz ayları mıydı? Otelin arkasında şeyler vardı. Gar vardı gar. Biliyorum abi. Onu da Hakan'la birlikteydik. Oradan diyor. Güzel bir kayak merkezi de vardır orada. Evet buradan
Selam olsun Hakan Şahin'e. Fikret Şener de demiş ki kocamana selamlar demiş. Aleyküm selam. Fikret Şener'in de Ulubey Belediyespor'da Turan'ın, Fikret Şener'in ciddi emekleri vardır. Evet. Onlarla birlikte top oynadık. Bizden sonraki jenerasyon da olsa emeklere çoktur. Evet. Hakan Güler selamünaleyküm yav demiş. Hakan abi nerelerde acaba? Kim bilir nerelerde? Almanya. En son Almanya'daydı. En son oradaydı. En son oradaydı. Klavye elinizde demiş. Elimizde Bülent Bey demiş. Kesinlikle şöyle yapıyoruz. İyi yayınlar Bülent kardeşim. Garab Mustafa'ya da hayırlı akşamlar demiş Hakan Güler. Metin Kılıç. İyi yayınlar komutanım Mustafa abim hoş geldin demiş. Mehmet Günay çocukluğunu bana sor demiş. Mehmet hocam sizin için. Tezer Tiken Mustafa ağama selamlar olsun demiş. Talat Pamuk Mustafa Kemal'e selam olsun demiş. Şöyle bir dakika aldım abi hemen. Özür diliyorum. Evet. Sizleri tanıyorum ama Davraz Dağı'nda benim de güzel bir anılarım var demiş sevgili Muzaffer Öztürk abim. Sevgili Abdülaziz Özen Başkan demiş ki Mustafa Kemal Poyraz abim bir tarih, bir ansiklopedi gibi kendisinden bilgi, deneyim ve tecrübeyle çok faydalandığımız bir kişi olması nedeniyle çok şanslıyız demiş. Şimdi şurada tutayım. Şimdi değerli dostlar bir yayın yaptık biz Ortam Spor Kulübü adına. TV52'den yayınlandı fakat o gece yönetimi konuşturamadık. O da bende dert olarak kaldı açık söyleyeyim. Hani böyle bizim de acemiliğimiz oldu. Program akışını ayarlarken bizim de acemiliğimiz oldu ama orada hani başka şeyler de girdi her neyse. Mustafa abiye aslında orada şey sormak lazım. Hani öyle şimdi Ohtamış spor kulübü ama kendisi Ohtamışlı değil. Tamam spor camiasının içerisinde. Neden? Kendisi daha çok tamam voleybol basketbol oynamış ama neden bir basketbol kulübünde bu kadar etkin? Neden Ohtamış spor kulübü diye sorayım. Böyle geleyim soruya. Geri kalanı siz tamamlayın abi. Bazen çocuklara bile bana diyor ki baba yeter artık sen diyorlar yol başlasın. Herkes senin artık dedi Ohtamış gibi diyorlar falan. Artık kenara çekil falan. İşte biliyorsun bir Ulubey yeni dönem gazetemiz var. Onu evet. Hakan kardeşimle birlikte Ohtamışlar Derneği'ne de çıkarıyoruz. Dernek de orada. Dernek de olunca Ohtamış yönetimiyle de orada birlikteyiz. Tabii spor camiasının içerisine geldiğimiz için böyle bir basketbol takımı kurulunca Abdülaziz Başkan dedi ki abi seni de aramızda görmek istiyoruz. Baktım yeni de bir oluşum. Kıramadık, kabul ettik. Ha, kötü mü yaptık? Hakikaten de güzel oldu. Dört dörtlükte bir takım kurduk. Hem sportif anlamda olsun hem düzgün çocuklar, delikanlı çocuklar. İnanın bir amatör ruhla bizden yani, yol başında unuttuk. Yani beni bırak bugün Erzurumlu, Samsunlu çocuklar bile Ohtamış'ta oldum. Tabii ya. Gayet de güzel gidiyor. Bugün de şeyler çekildi, kuralar çekildi. Evet, gördüm. Sivas'a gidiyoruz. İlk önce ayın 1'i ve 3'ü artık net değil tarihler ama Sivas'a gideceğiz. Peşinden Trabzon takımı geliyor buraya. İşte zaten iki ordu takımı var. Giresun, Trabzon, Sivas takımları var. Evet. Biz inşallah bu gruplardan yine mali ligde olduğu gibi hedef bir lig olacak. Ama inan bunu da başaracağız. Evet sevgili dostlar bu vesileyle şöyle yapalım. Lütfen Ohtamış Spor Kulübü'ne sahip çıkalım. Ohtamış Spor Kulübü bizim için hem reklam olarak hem gençlere oradaki oynayan hepsi onların üniversite öğrencisi. O gençlere Bülent bir Bey, katkı. Bülent Bey şu buyurun. Var yani benim en çok onu da istememin yani istememin derken yani yönetime kıramamamın sebebi şu oldu. Baktığın zaman 10 sene, 8-10 sene geriye döndüğün zaman Ordu'nun Süper Lig'de futbol takımı vardı. Ordu'nun Süper Lig'de kadın basketbol takımı vardı. Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı gelirdi buraya. Ama bugün basketbolun esamesi okunmuyor orada. Hani futbol neyse iyi kötü 3. Lig'de işte 2 tane takım var, işte Fatsa'sı var vesairesi. Ama basketbolda hiçbir şey yok. Ama bugün baktığın zaman biz inşallah Ulubey Ohtamış Spor olarak adımızı 2022 yılı içinde ikincilik olarak yazdıracağız. İnşallah. Ama zaten ikincilik yaptığın zaman zaten gerisi gelecek. Ben buna inanıyorum şu anlamda. Federasyondan ciddi bir gelir olacak. Evet. Totosu'ydu, Lotosu vesairesi filan desteği var. İşte deplasman giderleri verilecek federasyon tarafından. İşte bizim sıkıntımız sadece bu takım ikincilik atabilmek. Ben de işte seyirci desteği olarak bizi izleyen Ulubeyliler, Ordulular, seyirci desteği olarak bir de
maddi açıdan da yardım edelim Ohtamış Spor'a. Yani sonuçta bizim takımımız. Şimdi Bülent Bey şu var, bugün şu var yani amatör adı üzerinde amatör kulüplerin mesela bir yardım iş adamı. Bugün mesela iş adamısın, ticaret yapıyorsun, devlete vergi veriyorsun, verdiğin vergi nereye gittiğini biliyor musun? Evet. Bilmiyorsun. Ama bugün atıyorum diyelim ki ben Ulubeyliyim, bir esnafım. İşte Ulubey basketbol takımı, futbol takımı. Yardım et, malzemeydi ne yaparsan et, kes faturasını olduğu gibi vergiden düşüyorsun ya. Yani vergiden düşüyorsun. Kendi reklamını yapıyorsun. Da bunun ne olur ya? Aynen. Neden sahip çıkılmıyor? Ahmet Uğuz, Mustafa Poyraz abi, İzmir'den Polis Ahmet, saygılar, hürmetler abim demiş. Ahmet Uğuz. Aleyküm selam. Melek Belikli Demir, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar demiş. Semra Bacaksız, Bülent Bey hayırlı yayınlar demiş. Soner Poyraz Başkan demiş ki buradayım, iyi yayınlar demiş. Bizi izliyormuş sevgili başkan. Muammer Özcan, 1984 Çorakdüzü'nün açılış maçı Dostluk Spor Ulubey 85'le demiş. 1984'te. Ya. Şöyle bakıyoruz. Muammer Aksu, Poyraz soy ismi çok var Ulubey'de. Hepsinde köken bir mi demiş. Hepsine bir mi abi Poyraz'ın? Şöyle Ulubey'in değil yani Ordu'nun Gümüşköy'ü var. Gümüşköy. Orada evet. Poyrazlar var. Oradaki Poyrazlar şey sonradan değiştirme. Yani başka bir soy isimmiş. Ama diğerleri köken bir. Dağılmışlar sahaya falan da köken bir. Mesela bugün sayaca Poyrazlarına bak çoğunun kimliğinde yolbaşı yazar. Yolbaşı mesela yazar, Akoluk'ta vardır, Uzun Mahmut'ta, kardeşler de yani bir kabile. Bir kabile. Yunus Tatlıcan demiş ki başkan kimden izin alacak Mustafa abi demiş, gülmüş. Şöyle benim müdürüm o. Müdürüm, sevdiğim kardeşim o. İdealin müdürüdür o. Öyle ah Mustafa, Ordu neleri kaybetmedi ki demiş Ufuk abla. Vallahi içim yanıyor. Hep birlikte el ele desek neler yapabiliriz bilmiyorum. Biraz çığırtkanlık yapmak gerekmiyor mu? Reklamımız mı eksik demiş. Sevgili Ufuk abla. Muammer Özcan, elektriklerin ilk geldiği zaman sizin köy evinin elektrik tesisatını kim yaptı? Hatırlıyor musunuz demiş. Hatırlıyor mu abi? Hatırlamıyorum. Hatırlayamamış Muammer abi. Demek ihtiyarlamışız. Ahmet İnanlı. Selamlar, iyi yayınlar. Soner Başkan gayet başarılı buluyorum. Ulubey Spor tarihinde bir ilki başardı. Nedense çok az seyirci oluyor maçlarda. Evet. Aziz Şenel abi burada iyi yayınlar demiş. Özkan Elmas, selamun aleyküm, iyi yayınlar demiş. Muammer Özcan, ben elektriklerin köylere ilk bağlanacağı yıllar Selim Poyraz'ın, İskender Poyraz'ın elektrikçi dükkanında çıraktım demiş. Muammer Özcan. Tamam şimdi, tamam şimdi oldu. Şimdi oldu. Şimdi. Ben çok iyi tanırsın abi demiş. Selam, seni tanıdım demiş. Kendisi şu anda Sayacılar Dernek Başkanı aynı zamanda. Hakan abi de Londra'daymış bu arada. Herhalde Ukrayna'nın Ukrayna ile Rusya'nın arasını yapmaya çalışıyor. gider ayak hayatını yaşıyor. Evet. Kaşif Mustafa Dilmen, hayırlı akşamlar ağalar demiş. Teşekkür ediyoruz. Eski Ulubey'i özlüyor musun demiş Mehmet Aksu. Eski Ulubey'i özlüyor musun abi? Kim özlemiyor ki? Kim özlemiyor? Ya bakıyorsun, ya Ulubey'de 4 tane banka vardı ya. 4 tane bankalar, restoranlar, meyhaneler. Ya mesela gençlik yılları telefon nerede? Bir 4-5 arkadaş bir araya geldik mi birbirimizi ceketinden tutardık. Birbirimizi kaybetmeyelim diye. Kaybettiğin zaman nerede, kimde, nerede bulacaksın ki ya? Şimdi tamam. Salı günleri inanır mısın? Hiç kimse yok sokaklarda. Bomboş. Evet. Abi sorayım o zaman. Bir gazeteci gözüyle hemen. Ve sürekli Ulubey'in içinde olan birisi gözüyle soruyorum. Çünkü sen köyden de çıkmıyorsun. Hani her ne kadar Ordu'da olsan da şimdi ben biliyorum sen sürekli köydesin. Ulubey neden bu kadar? Yani sadece grubi heyelana mı bağlayalım Ulubey'in bu kadar göç vermesini veya iş yaşantısına mı bağlayalım veyahut da işte hafiften hasıtlık diyeyim ben ona. O göçtü, ben niye göçmeyeyim mi? Neye bağlayalım bunu? Hepsine yok, göç değil. Sadece Ulubey'le alakalı değil. Tüm ilçelerde çoğu köyler boşaldı. Köylerde kimse kalmayınca herkes şehirlere gitti. Bırak şehri, Ankara'ya, İstanbul'a, ülke dışına gidenler oldu. Ha nedir? Ulubey'in oraya yakınlığı artık avantaj mı oldu, dezavantaj mı dersen bana soruyorsan dezavantaj oldu. Evet. Baktığın zaman şimdi hatta bugün bile bir şöyle aklımdan bir şöyle geçiriyorum. Mesela bu Kutuboğlu Kara Mehmet fabrika var çocukların.
Ya o da olmasa hakikaten Ulubey köy gibi ya. İnanın böyle köy gibi. Ne zamanki Ulubey'de rahmetli Akif abi mekanı cennet olsun. O işte onun dönemindeydi. Adliye gitti. Adliye binası gittikten sonra zaten Ulubey gitti. Adliye binası gitti bugün. Şimdi bak, adliye binası bir simge mi oldu diyeyim abi? Yani gerçekten adliye çok mu işlevseldi ki adliye binasıyla beraber Ulubey göçtü? Tabii ki ya. Şimdi mesela bak Fındıklı Sunal, Cevizlik, Akpınar'dı, Aydınlar'dı, gel bir tarafa işte Belenyurt, Kirazlık, Boşacalar vesaireler. Ulubey'le işi yok ama işte resmi işler oluyorlar da mecbur geliyorlardı. Evet. Şimdi o da bitti. Ulubey'de 2-3 tane avukatlar vardı. Bitti. Yok ya. Yok. Değil mi? Yani zaten gitmişler. Onlar da tuzlu biber oldu işte. Dişçi vardı. Dişçiler vardı ya Ulubey'de. Muhasebeciler vardı değil mi abi? Bak avukatlar dedin de aklıma geldi. Mehmet Poyraz. Mehmet Poyraz değil mi? Yanlış hatırlamıyorum abi. Mehmet Poyraz bizim mekanı cennet olsun. Kulüp başkanlığımızı yaptı. Tabii ki uzun süre hatta işte analar derler. İşte maçları şeyde oynuyorduk o zaman 1950 stadında. Bir tarafta futbol hastalığı var, bir tarafta av hastalığı var. Ava ne zaman gideceksin? Hafta sonu gideceksin. Hafta sonu maç var. Ne olacak? Kırmızı kart göreceksin, bir şey olacak. Gideceksin. Bir maçta işte 1950 stadında böyle bir gerginlik oldu. Ortalığı karıştırdık. Kırmızı kart göreceğiz yani. Baktım hakem göremedi. Ben oradan siviştim bizim kardeşim Gürsel Hayat. Kara tavuk deriz onu da lakabı da odur. Hakem tuttu Gürsel'e verdi. Gürsel şeyler böyle mazlum. Kimseye zarar olmaz. Gürsel kırmızı kart gördü. Gürsel şaşırdı. Ya hocam ben yapmadım etmedim falan neyse. Az sonra döndü geldi. Kendi adama vurdum ben kırmızı kart gördüm falan. Neyse Gürsel cezalı duruma düştü. Aradan bir ay falan geçti. Bizim askerlik abi çıktı. Askere gideceğim. O zaman Ordu Spor işte Süper Lig'de. İşte o zamanki işte adıyla Birinci Lig'de. Sporcu serbest giriş kartları vardı. İşte futbol oynayanların. Kartı gösteriyordu. İşte ücret vermeden maçlara gidiyordum. Dedim Gürsel senin dedim serbest giriş kartın var mı? Dedi yok. Sen dedim bana benzedin kırmızı kart gördün mü? Gördün. Dedim bu kartı sen bundan sonra maçlara gidersin. Böyle yine birkaç hava gideceğim diye kırmızı kartlar görüyorduk falan. Bir gün Ünye'de maçımız var haftaya. Rahmetli Mehmet abi dedi ki haftaya dedi benimle birlikte dedi şeye geleceğim. Takımla birlikte Ünye'ye. Dedim abi ben cezalıyım. Geleceğim dedi. Geleceğim. Yanımda duracaksın dedi. Geleceğim. Allah Allah dedim. Ya, hayırdır ne oldu falan. Dediler ki seni geçtiler. Bu dediler ava gitmek için kırmızı kart görüyor dediler. Ha sen mi sen de ava gitmek için kırmızı kart görüyorsun. Ünye de benim yanımdan hayır bulmuştu. Allah rahmet. Ava gitmek için kırmızı kart görüyorduk ya. Evet. Mustafa abi, Enver abi selamlar. Selim abim nasıl Mustafa abi? Telefonlaşalım demiş Muammer Özcan. Abi şey, Enver abinin antika takıntısı mı var? Merak var mı? Var. Onun var, daha da vardı. İşte çocuklar küçükken, işte kendi çocuk iki oğlu var. İşte çocuklar birazını tahrip ettiler ama var. Bir özel bir odası vardır köyde. Böyle var tarihi kamalar var. Hatta ya, şeyde... Keşke geldiğimizde bir görebilseydik orayı. Ya yine görelim duruyor. Tamam. Nasip olursa göstereyim sana. Çünkü şöyle oldu. Ben Akif abinin evini ziyaret etmiştim. Leyla ablayı falan ziyaret ettim. Aytaç'ı falan. Orada Akif abinin şeylerini gezdirdi bana Aytaç'la Leyla abla. Akif abinin şeylerini bu antikaları gezdirirken dedi ki bunlardan bir şeyde vardır. Enver Poyraz'da. Bir de rahmetli Sarı Mustafa amca da varmış ama evet, o aslında herhalde hediye etmiş müzeye. Öyle söyledi. Sadece şu anda Enver abi de var diye biliyorum. Ordu günleri işte İstanbul'daki işte ordu günlerinde rahmetli Akif abi döneminde alırlardı orada bir odayı boşaltırlardı. İşte not alırlardı. Ne var ne var. Kaç, işte, kaç kalem şu kalem İstanbul'da sergilerlerdi. Buraya gelirdi. Görürlerdi yine. Öyleydi. Evet. Duruyor. Ahmet Özsoy. İyi akşamlar başkanım. İyi yayınlar demiş. Ahmet Özsoy. Şimdi bu Ahmet Özsoy bizim Ahmet Özsoy değil herhalde. Yani benim enişte i̇ki Ahmet Özsoy. İki tane bir tane bildiğim kadarıyla Sayaca var. Bir tane de sizin köyde var. Ben hani Ahmet Özsoy adını verdim. Büyük ihtimal Sayaca'daki olabilir. Öyle tahmin ediyorum. Ahmet abi. Mustafa Çelik iyi akşamlar yayınlar ikinize de demiş. Muammer Özcan Mustafa abi 40 geçti elektrikçi çıraydım sizi hatırladım demiş.
Osman Şahin muhtarım Oyun Gürgen'den hayırlı akşamlar iki güzel kardeşim demiş. Abi teşekkür ettik. Engin Kula ağabeyim iyi yayınlar güzel insanlar demiş. Selam ediyoruz. Yusuf Mucuk ağabeyim hayırlı akşamlar demiş. Yusuf Tüysüz ağabeyim iyi yayınlar selamlar demiş. Sevgili Soner Poyraz Başkan şöyle demiş. Ulubey Belediye Spor analizinde yanıldığı konular var. Bal Ligi tamamen ekonomiye dayalı bir lig. 10-15 milyon bütçesi olan takımlarla mücadele ediyorsun. İlk yılımızda gayet başarılı bir takım var. Ekonomik olarak biraz daha iyi olabilseydik şu an zirveye ortak olabilirdik ama seneye bu takım zirveye oynayacaktı demiş. Sevgili başkanım şöyle dedi zaten Mustafa abi orada bir karışıklık olmasın. Bu mevcut ilk seneye göre bile başarılı buluyorum dedi. Tabii şeyi. Hani ama orada Soner Başkan da fazla sıkmış. 10-15 milyon direncilik diye mi takım yapıyorsun da 10-15 milyon ballığı neredeymiş o? Bilmiyorum öyle başkan ne derse ona itibar ediyoruz abi. Ya fazla sıkmış biraz. 10-15 milyon bugün ikinci liglerde öyle bir bütçe yok ya. 10-15 milyon dalga mı geçiyor? Remzi Temiz iyi yayınlar, iyi akşamlar, güzel insanlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Güfer Aktaş Hekim güzel yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Seyfettin Şener, adalet aramak için orduya gitmek zorunda kalan vatandaş Ulubey'e ne için gelmeli? Yeni Ulubey'in düzüne vatandaş ne için gelmeli? Çay kahve içmeye mi? Senede bir gün ilçe tarıma uğramak için mi? Sadece bir gün belediyeye uğramak için mi? Demiş sevgili Seyfettin abi. Güzel bir serzenişte bulunmuş. Evet, Güven Yılmaz, abi antika çok para var. Ben İstanbul'dayım. Arkadaşım yapıyor selam demiş. Bu antika para mı yapıyor? Bu da güzelmiş. Sevgili Güven Yılmaz. Abdullah Yıldız abim hayırlı yayınlar diliyorum. Abi demişken Kömürlük Deresi'nde kediyi budak köpeğe boğdurduğunu niye anlatmıyor demiş. Abi girmeyelim bak hayvan hakları savunucular falan izliyorsa sıkıntı yaşayabiliriz. Sorma bizi kestirecek burada ne yapıyor? Abi şöyle yapayım. Talat Pamuk abim bir şiir yazmış. Okuyayım abi bunu? Oku tabii ki mutlu oluruz. Ne demiş? Ulubey'de salı. İğne atsan yere düşmez derlerdi. O günler geriye gelmez sanırım. Fırında ekmekle helva yerlerdi. Yeni nesil bunu bilmez sanırım demiş. Gazete koltukta al der çağırır, hürriyet milliyet diye bağırır. Elinde kalmazdı hepsi satılır. Gençlik okumayı sevmez sanırım. Ulubey'de tellal dırgıl durmuştu. Sesim komşu köy bile duymuştu. 3-5 kuruş alıp memnun olmuştu. Anılan anılar ölmez sanırım. Kantar önünde insan tartıyor. Yaşın kaç ise sana söylüyor. Çürük dişin varsa onu biliyor. Bu gençlik 5 kuruş vermez sanırım. Miden bulanmasın zaman öyleydi. Burnunu silecek mendil neredeydi? Elini çoraba orada silerdi. Bu gençlik üzülür, gülmez sanırım. Aslında güzel bir şiir olmuş. Evet. Talat abi. Evet. Mehmet Akçı demiş ki, bir basın ve gazeteci gözüyle bakınca Ulubey'in gelişmesi için ne yapılır demiş. Bunu şöyle soralım abi. Bir eski siyasetçi gözüyle de sorayım ben. Hani parti adı vermeden gene bir siyasi döneminiz de var sizin tabii. Evet. Mevcut bir partinin de kurucu başkanlığını yaptınız herhalde ilçede. Evet. Şimdi Ordu'da da hatta aynı partinin kurucu üyelerinden birisiniz. Evet, doğru. Mesela hani Ulubey'de böyle şu olsa şu olsa şöyle olur diyebileceğiniz bir şey mesela sizin de dışarıdan. Şimdi şu var ya Ulubey'e özel sektörün bir yatırımı yok. Sıkıntı burada. Özel sektörün bir yatırımı yok. Özel sektörün bir yatırımı olması lazım. Ulubey'in en büyük eksiği konut sorunu var Ulubey'de. Evet. Bugün ya bir 5-10 kişi bir amir memur gelse hakikaten kalacak yeri yok Ulubey'de. Evet. Bakıyorsun İnşaat Başkanı bu konuda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hazine arazisi yok. Hani bırak hazine özel arazide baksan yani bir tepenin başında kurmuşlar öyle bir gidin de hiç olmazsa Karakoca'ya kurun. Gidin Fındıklı'ya, Akpınar aşağı kurun da hiç olmazsa insanlar bir şey yapsın. Evet. Ben Ulubey'in en büyük sorunu, konut sorunu bir ikincisi. Biz şimdi bakıyoruz işte insan bakıyor ki belediye işte fabrika yapsın, belediye şunu yapsın, bunu yapsın. Yok yani belediyenin öyle bir şansı yok. Bir ikincisi baktığın zaman işte geçen de bir şey yapıldı. Onunla ilgili bu nüfus alma şeyiyle ilgili bir sınırlama getirildi. Bence o güzel oldu. Bakıyorsun mesela seçim sürecinde yolbaşı köyüne bakıyorsun işte 500 nüfus. Seçim bitiyor, düşüyor nüfus 150'ye. Yani biliyorsun İller Bankası'ndan kişi başına göre şey geliyor, para geliyor. Evet. Maalesef işte nüfus olmayınca gelen paraları da az çok ben tahmin ediyorum Ulubey ile ilgili. Yani o paralarla hizmet zaten belediyenin yapacağı şey. Ya belediyesinde
Büyükşehir olduktan sonra biliyorsun su için OSKİ yapıyor. İşte elektriği YEDAŞ yapıyor. Kala kala sana da bir yol kalıyor. Nedir işte Karakoca Çakılı'yla iki yolları çakıllarsan, yaparsan, silindirle işte ezersen, kepçeyle, grediyle silersen bu başka belediye sana ne yapabilir ki? Belediyenin de yapacak bir şey yok. Önemli olan burada özel sektör. Özel sektörü teşvik etmek. Şimdi şu da var ha. Belediyenin yaptığı yanlışlar yok mu? Var. Mesela örnek vereyim. Isıtat var Çorak Düzü'nde. Hemen stadın kenarına Büyükşehir Okul binası dikildi. Stadın hemen kenarına. Ya bu başka bir yere yapılabilir de açalım. Mesela şu anda mesela çocukla bir yurt gibi yanılmıyorsam burada yanlış olmasın. Fakir çocuklar mı? Öyle bir yurt gibi bir şey yapılıyor. Biliyorum biliyorum abi. Evet. Çodem. Öyle bir şey. Nereye yapıyorsun? Sebze pazarının içine yapıyorsun. Ya git götür fındıklı aşağı götür. Gündüz diye götür. Az açılsın, az büyüsün, genişlesin ilçe. Evet. Bir yere sokmanın bir anlamı yok ki ya. Yani önemli olan burada özel sektör. Özel sektör yatırım yapmadığı müddetçe Ulu Bey gelişmez, kalkınmaz. Ha bir de bakıyorsun ya teşekkür ediyorum. Ha, devletin yapması gereken şeylerden bir tanesi yoldu. Ulu Bey yolu hani devlet cüllak gibi yol oldu. 10 dakikada Ulu Bey'desin. Yazın burada İnan yatamıyorsun. Ya yatamıyorsun. İnsan yapış yapış oluyor. Ulubey'e çıkıyorsun. Yorgan arıyorsun yazın şeyde. Yazın. İnsan yani burada bakıyorsun hakikaten gerçi Türkiye'nin her tarafı öyle oldu da emlak orada da uçtu gitti ya. Şimdi artık bakıyorsun en ucuz bir daire 700-800 bin lira. Git Ulubey'de 300 bin lira 250-300 bin lira Ulubey'de. İnsan sadece bırak yani yatmak için Ulubey'e gider ya. Kesinlikle. Şöyle yapıyoruz abi. Muammer Özcan, Soner abiye selam. Erdal Mercan, Hayli Yayınlar Komutanı Mustafa abiye ve size çok selamlar demiş. Sevgili Erdal Mercan'a evet, teşekkür ediyorum. Ünye Spor ve Akçabat Sepat Spor'un bütçesini bir araştırabilir mi? Ünye Spor bizim maçın galibiyeti için verdiği prim kişi başı 5 bin lira demiş Soner Poyraz. Size. Bana mı sormuş? Evet, size demiş. Yani bir araştırsın. Bak şimdi işine, tabii ki işin esprisi. Tabii ki Ünye'nin ben Ulu Bey'in en az 2-3 kat daha fazla bütçesinde bir takım olduğunu biliyorum ben bunu. Ama ne diyorum bakın Ulu Bey hani fazla da görmüyorum. Bana soruyorsan gerçekten başarılı bir sezon ama biraz daha cesaretli olmuş olsalardı Ulu Bey bugün daha farklı yerlerde olurdu. Zaman zaman işte ne bileyim bir taraftar gözüyle bir ne bileyim böyle bir gazeteci gözüyle zaman zaman eleştirilerimiz oldu. Niye eleştiri? İnsanoğlu her zaman tatminsizdir. Ya şey yapamazsın ki. Biz istiyoruz ki biz tarafız spor anlamında. Ulu Bey şampiyon olsun, birinci olsun. Evet, kesinlikle. Mesela çoğu maçlarda bakıyorsun İstanbul'da Ulu Bey'deki bir Trabzon Karadeniz DSİ spor yanılmıyorsam 60. dakikada 1-0 öne geçtik. Ondan sonra takım yaslandı geriye. Ya yarım saat var. İşte biz İyi kötü top oynadık. Baktığın zaman ne kadar ben başarılı hocayım dersen de işte takım diyelim 1-0 önde senin takım. Son işte 3-5 dakika. Takımı sen ileri çıkaramazsın. Desen ki oğlum çıkın desen bir dakika çıkar bir dakika sonra yine geri gelir. Çünkü niye içgüdü olarak bu skoru koruma şeyi vardır. Takımı sen ileri çıkaramazsın ama maçın bitmesine kalmış yarım saat. Yarım saat Çanakkale geçirmez oynayamazsın ya. 90+5'te yedik. Maç bitti bir ondan sonra ona dal, birikine dal. Ve söylediğin zaman daralıyorlar. Mustafa Çelik demiş ki, Mustafa abi, kaptana Gülyalı maçını sorar mısın komutanım demiş. Ama o, bak o Mustafa Çelik'in şeyi değil o. O Soner Başkan oraya zarf attı oraya. Çelik'e bu kendisi biliyor soramayacağını sen sor diyor. Paslaşma mı oldu? Ne dedik? Programın başında şey yok. Herkes sorabilir diyor. İşte evet. Enver benim birader. Birlikte oynuyoruz. Orada bir tanesi Gülyalı başta bizim biradere küfür etti. Tabii onun bir şeyinde değil o. Göremedi. Şimdi beni bir tarafta anamdır ya. Şimdi kardeşim dayanamadık. Biz daldık adama derken kıyamet koptu. Maç yarıda kaldı. O zaman da kaç işte Anavatan Partisi'nin o şatavatlı dönemlerinde Nabi Koraz milletvekili falan. İşte 85'ler, 86'lar işte o dönemler. Tabii şey biz başlattık. Fidir biz yaktık. Oradan komiser girdi bize bir iki tane çekti sahanın ortasında. Valla bizim Namık Poyraz
Marini komisere diyor ki, sen ne yaptın diyor komisere. Ben bula bula diye gide gide burada demiş kalabalığı izledim işte abi Poyraz demiş yerini mi buldun demiş. Kuracak demiş. Namık geldi dedi ki ben böyle böyle dedim. Dedi, komiser geldi içeri nasıl sarılıyor boynuma. Etme kardeşim işte bilemedim. Beni kucaklıyor öpüyor falan. Olayı da biz biliyoruz ya. Dedim yok. Evet. Sen onu yaparken düşünecektin falan. Buyruk değil tabi. Ben öyle onun için soruyorlar. Gül yalama için. Evet. sana diye iyi dayak attılar diye. Soner Başkan bugün birlikteydik. E sen ne yapıyordun dedim. Ben de dayak sırası bekliyordum diye. Güzel. Peki şöyle yapalım. Güven Yılmaz 18 yaşıma geldim. İstanbul'da 30 yaşındayım. Hala Ulubey aynı. Ya gelişecek yer yok Ulubey'de demiş sevgili dostlar. Evet hep bu konu gündemde böyle. Ulubey'in gelişecek yeri yok. Yok aslında belki de olabilir. Yani ne bileyim bir imar planı yok mudur Ulubey'in onu da bilmiyoruz. Gerçi hani bunu sevgili başkan zamanında anlatmıştı. Bir ara konuşmuştuk ama. Şerife Baykal Yılmaz iyi akşamlar demiş. Güven Yılmaz Ulubey güzel abi. Ordu nem çok ya demiş Güven Yılmaz. Abi şöyle diyelim. Şimdi Ulubey yeni dönemde yazıyorsun. Evet. Ulubey bir Ulubey gazetesindesin. Bir önceki dönem Ordu Vizyon'du herhalde değil mi? Ordu Vizyon'du. Evet. Ordu Vizyon'du. Ama Ulubey yeni dönemde devam ediyorsun gazetecilik, faal gazetecilik evet. Devam. Evet. TV var mı gene? Televizyon var mı? Yok. Televizyon 52'den ayrıldık. Ya şimdi şu var. Bazen soruyorlar işte neden işte biz yıllarca spor yorumculuğu yaptık televizyonlarda. Kim konuşacağım, neyi konuşacağım? Bir şey söylesen, şimdi şurada konuştuğumu desem ki işte 1967'nin arması onların değil. Televizyonda söylesen saldırmaya yer arıyorlar. Ya, hakikaten üzülüyorum. Evet. Ya, şimdi taraf olmuş. Bir şey söylesen söylediğin ya öbür tarafa batıyor ya bir tarafa batıyor. Ya taraf olmuş oluyorsun. Değil. Ya orada bizim ya orada spor bizim. Hepimizin. Ama bir yanlışlar var. Bu yanlışları söylemek lazım. Ya şimdi biz bir tane tek ordu spor olsak, gücümüzü tek bir takım üzerinde yoğunlaştırsak, hep birlikte kısa zamanda üst liglere çıkamaz mıyız? Çıkarız. E niye yapmayalım bunu? Peki abi, şimdi şöyle sorayım o zaman. Dün akşam da aslında bunu bir nevi şey yaptık da. Anadolu'da gazeteci diyelim. Bu cihette orada gazetecilik nedir? Hani işte İstanbul'da bir branşlaşmadan bahsediyor. Evet. İşte foto muhabiri foto işini yapar. Spor muhabiri spor işini yapar. İşte evet. TV muhabiri sadece TV muhabirliği yapar. Ama Anadolu'daki gazeteci komple bir yekün oluşturuyor. Bunun hepsini yapıyor. Değil mi? Tabii ki. Yani şimdi şu var. Pardon. Anadolu basının işi gerçekten zor. Bunu bakın samimiyetle evet. Söylüyorum. Şimdi baktığın zaman günlük çıkan gazetelerde 3 kişi maçlara girebilir. Akreditasyon kartı sezon öncesi hazırlanır. Nedir? Bunun bir tanesi muhabirdir. Basın tribününde. İşte maçın şeyini yazar. İşte şu dakikada şöyle oldu, bu dakikada böyle oldu gazetesine. İşte köşe yazarı vardır. Bu da işte köşe yazacak. Maçı işte analiz eder. İşte kimle oynadı. Bir de foto muhabiri vardır. Sahanın içinde fotoğrafı çeker. Onun işi odur. Ama biz üçünü yaparız. Ve baktığın zaman şimdi hangi gazetede 3 tane spor servisinde 3 kişi çalışıyor? Hiçbirinde yok. Bir tane bile yok. E şimdi bakıyoruz bizim elimizde şimdi bir fotoğraf makinesi. İşte en az 2-3 kare şöyle güzel işte gazeteyi süsleyecek ertesi günü. İşte fotoğraf yakalamak için. Yani derler ya işte 10 takla atarsın. Bir taraftan da bakarsın maçı takip etmek zorundasın. İşte Bülent sağ kanattan geliyor. İşte pasını Mustafa'ya verdi, Mustafa ortaladı, işte Ahmet vurdu, gol oldu. İşte onu takip edeceğim, kaçırmayacağım. Bir taraftan onu yazıyorsun ve bir taraftan maçın analizini yapıyorsun. Hatta Süper Lig'e çıktık. 2010-2011 sezonu. Fikir çekildi. İlk maçımız Şükrü Saracoğlu'nda Fenerbahçe'yle. Seyirciyiz. Fenerbahçe cezası nedeniyle seyirciyle oynayacağız. Gittik İstanbul'a Şükrü Saracoğlu'na. Tabii biz amatörüz, hakikaten amatörüz. Ya baktık profesyonellik orada. İşte nereden gireceğiz? İşte şu kapıdan girdik. Bir tek ben varım orada adama. İşte Durmuş Karaağaç'ta hiç unutmuyorum. O da basın tribünde iki kişi gitmişiz oradan. İşte girdik içeri bir koridordan girdik. Karşımızda işte iki üç tane böyle bir abi var. İşte bizim yaşlarda işte bugün işte 60'lı yaşlarda falan. Grand tuvalet falan. Yelek elimde yalnız.
Dediler beyefendi hoş geldiniz. Dediler nereden? Ordu'dan. Dedi baktı Mustafa Kemal Poyraz hoş geldiniz dedi. Dedim lan adamlar bizi burada tanıyor. Mustafa Kemal Poyraz hoş geldin. Dedim hayırdır nereden tanışıyoruz? Dedi orada demedim bir sene foto mu haberi? Dedi bir ki sen varsın çünkü senden başka kimse yok dedi. İsim yazıyor. Neyse dedi işte yelek elinde işte yaka kartın işte şunları bilergine giy falan giydik dediler. Gideceğin yeri biliyor musun? Foto muhabir odası varmış. Buraya gideceğiz. Dedim bilmiyorum. Burada hostes kızlar var. İşte neyse işte Ayşe Hanım, Fatma Hanım, Mustafa Bey'i dedi işte gösterin falan. Neyse bayan önde biz arkasında vardık foto muhabir odasına. Baktık ki masalar var. Her masanın üstünde laptoplar var. Dolaplar var. Bütün ürünler var. Şimdi orada neyse vardık oraya. Maç başladı. Seyirci yok. Seyirci maç. Hiç unutmam 21. 22. dakikada Ordu Spor sol kanattan bir atak yaptı. Bizde Trabzon'da kimdi? Şimdi aklıma gelir. Futbolcu topa vurdu. Topa vurur olmaz. Futbolcuyla biz de tabii şut attık. Reklam parası atmışız biz şutu. Balkan dedi ki ya baba sen ne yapıyorsun dedi ya. Ama tribün inledi. Kimse yok ya tribün boş ya. Ya dedim işte çaktırma falan baktım federasyon temsilcisi geliyor adam bizi şimdi bize bozuk atacak. Hemen telefonu aldım elime şimdi telefonun üstünde kimse yok. İşte Bülent işte şöyle oldu Bülent böyle oldu falan atıp çıkıyoruz yalan hiç kimse yok falan. Adam baktı bu şey gitmeyecek geçti gitti. Bizim burada Hayati Yıldırım var yine Eymir köyünden lokantacı. Oğlu arıyor Emre Mustafa abi. Efendim Emre ya benden işte Volkan'ın bana şeyini alır mısın formasını alır mısın? Ya dedim oğlum başka birini şöyle alayım dedim. Bu adamla muhatap etme falan. Yok abi illa onu isteyeyim falan. Neyse bana döndüm. Dedim ki maçtan sonra dedim formayı alacağım senden dedim. Vermem sana dedi. Sen de Ordu Sporcusun dedi. Ya vallahi Ordu Sporcuyum ama bir tarafımda dedim Fenerbahçe'li şeyi var falan dedim. Neyse 1-0 yenildik. Maç bitti baktım gözüme bakıyor. Dedim istemiyorum senin formanı. Versen de almıyorum. Şimdi orada neyse maç bitti. Şeye gideceğim. Basın toplantısına gideceğim. Koça koça. Dediler nereye gidiyorsun? Dedim basın toplantısına. Dediler dur hemşerim nereye gidiyorsun? Ya dedim ben oradan geldim. Dediler sen foto muhabiri misin? He fotoğraf çektin çektin. Dedi öbür adamlar nerede? Köşe yazarıyla foto muhabiri şey nerede? Muhabir nerede? Dedim onlar da benim. Dediler yok olmaz. Dedim ki biz dedim amatörmüşüz demek ki. Evet. Öyle divanımız olmuştu. Çıklı Saradolu'dan. Güzel bir anı olmuş ama yani. Şimdi o bence çok hoş bir anı. İşte bak bu hani bu sizde bir şey olmuş. Şimdi şöyle bir şey olmuş. Hele ki şeyde Elazığ'a gidiyoruz. Yine böyle kar kış Elazığ maçı var. Ordu Spor Elazığ'a gidecek. Kendisine rahmet diliyorum. Köksal Perşembe minibüs durağında çarptı. Geçen yıl vefat etti. Bizim şey yok. Onun minibüsü. Dedim Mustafa nereden gidelim? Ben de elinde harita var. Haritaya baktım. İşte Pülümür yakın. Dedim Pülümür'den gidelim ama Pülümür'ü merak ediyorum. Tam terörün şatavatlı olduğu şeylerde falan. Dedi ki sen ciddi misin? Dedim ben ciddiyim. Dedi ben kamyon şoförüyüm oraları biliyorum. İyi dedim tamam. Biz de şimdi ne yapıyoruz? Mesela diyelim giderken işte kaç tane gazeteci var? İşte 5 tane. İşte 1-2 amigo var. Geri kalan uçaklara bakıyoruz. Genç işte nesil falan. Bakıyoruz işte çoklara tanış. Öğren işte parası yoktur falan. İşte Bülent sen işte 2 kilo şey al, zeytin al, Mustafa sen 2 kilo peynir al, işte Ahmet sen 20 ekmek al falan. Böyle bu şekil. Abi arabaya bindik, abi arabada bir ağır koku var, o araba öldürüyor bizi. Köksal kardeşim sahaya çek, inin aşağı. Hazır hazır kar yağıyor, soğuk. Arkadaşlar ya etmen, öyle rahatsız olan varsa söyleyin. Minibüsü durduralım, işte inin aşağı bir hava gel bak, ne yapıyor? Minibüse biniyoruz 10 dakika sonra yine ağır yok. Artık bir zaman sonra dedik nalet olsun. Artık alıştık, alışmadık ama alışmaya çalıştık bu ağır kokuyan. Neyse orası senin, bura benim. Ne cep telefonu çekiyor, ne radyo, Pülümür'den geçiyoruz ama şey yok, kimse de çift yok korkudan. Sadece 2 tane askeri araca denk geldik. Bir köprüyü dönüyoruz gecenin saat 2'si. Dur! Asker kimi köyde, köyde falan dedik lan ne oluyor? Dediler de in, hani geldi şimdi şey komutan. Baktı dedi. Siz nereye böyle? Hepsi de şeydi. Mor beyaz formalı.
Diyor komutanım biz maça gidiyoruz. Ya dedi siz manyak mısınız dedi lan. Lan buradan bu saatte geçilir mi lan? E ne yapalım komutanım biz işte taraftarız filan. Kimlikler aldılar baktılar işte. Ne dedi lan neyse. Bizi gönderdiler sabaha karşı ama inanır mısın o Filistin'de o dönemler vardı işte yakılıyordu yıkılıyordu filan işte orada evet. Bakıyorum Pelimir'de yol kenarlarında evler kurşunlanmış vesaire filan. Sabah şafağı işte attım atacağım. Güzel bir düzlük ama karınla kaç metre olduğu belli değil. Gel dedim şurada bir kahvaltı edelim. Kartonlar var arabada. Kartonları serdik karın üzerine. Artık nevaleler çıkmaya başladı. Peynir'e, ceyteni falan. Bizim Cengiz'e kuaför var. Cengiz. Bir poşet çıkardı. Cengiz bu ne? Ya yumurta. Cengiz ne yumurtası? Bana da söylediler de 30-40 yumurta. Haşla. Dediler ben de haşladım. Yumurta kırılmış mı? O haşlanmış yumurta. Abi sıcı. O arabanın sıcağında motorun yanına mı koydular? Ne yaptılarsa? Ya öyle bir koku. Öyle bir koku olmaz. Poşeti tuttum durmur diyene kadar kaçtığınızda salladım gitti. Lan dedim bize öldürdünüz. Koku bu muydu? Baktım o yumurtanın şeyi. Abi oluyor böyle. Bizi de Kosova'ya gönderiyorlar. Kosova'ya gideceğiz. Yurt dışı görevine gidiyoruz. Bir 9 ay falan böyle bir şeyimiz oldu. Her neyse şeyden havalanından şey Kosova'ya uçak kalkmadı. Sis çok varmış. Dediler ki sizi bu gece falan otelde biz ağırlayacağız. İstanbul Güneşli'de bir otel. 5 yıldızlı bir otel abi. Biz hayatımız boyunca 5 yıldızlı oteli nerede görmüşüz? Bırak be. 1 yıldızlı pansiyona da razıyız. Hayat kampetin üstünde, meden üstünde geçmiş. Bütün ömür. Şey yatağı nerede görmüş? Otele bir vardık. Abi otelin yemin ediyorum hani şey olmasın. Tuvaletleri bile bizim normal yaşadığımız evlerden daha derli toplu. Daha temiz yani. 5 yıldızlı otel. Şeyden 23. kattan İstanbul'u seyrediyorum. Ya yatağın kenarını kaldırdım şöyle. Tertemiz. Ulan diyorum şimdi buraya girsem bu yatak kirlenir diyorum ya. Bak psikolojiye bak abi ya. Şimdi senin şey hesabına geldi. Her neyse dedim kıyında yatayım bari. Tam çıktım azıcık dedim aşağı ineyim de bir şeyler alayım. Çıktım dışarı bir baktım. Kulakları çınlasın bizim bir Kerim vardı. O da adam bütün hayatı dağda geçmiş. Operasyonda geçmiş. Komando birliklerinde çalışmış. Öyle bir çocuk. Garibinde. Garip tabii ya. Abi dedi içeri bir girdim. Yatağı gördün mü dedi. Gördüm Kerim dedim. Abi dedi ne yapacağız dedi ya. Ben dedi nasıl yatacağım o yatakta dedi. Dedim Kerim yatağı kirletme. Kıyna uzan. Kıyna uzan dedim yat. Sabaha kadar Kerimciğiz uyumamıştı ya. Şimdi insanın böyle insan hayatında bu tarz anılar oluyor abi ya. Güzel anılar ama. Şöyle evet. Yapayım abi hemen. Güven Yılmaz demiş ki 3 başkan değişti. Ben Kadıncık köyündenim demiş. Bu kadar neşeli bir yayında olmamıştı. Güzel gidiyor demiş Mehmet Aksu. Teşekkür ediyoruz. Necmi Lan selamun aleyküm demiş. Çok güzel bir yayın oldu. Sayın Başkan'a şunu sormak istiyorum. Bu zamanlar Ulubey Lisesi'nin spora yaptığı katkılardan Ulubey ne derece etkilenmiştir? Görüşlerinizi alabilir miyim? Daha sonra heyecan ve lisede yok oldu demiş Seyfettin Şenel abiyim. Şöyle yapayım. Siz Ulubey Lisesi'nde okuduk okumadınız yok, ama. Yok okumadım. Ulubey'de ben hiç okumadım. Evet. Okumadım. Aynen öyle. Ama şu var ya Ulubey Lisesi'nin atletizmde işte bizim o lise yıllarımızda Ulubey Lisesi'nin özellikle atletizmde Yaşar Hoca ile falan birlikte çok başarılı olduğunu biliyorum. Evet. Evet. Atletizmde Türkiye dereceleri vardı o zamanlar. Ulubey Lisesi'nde zaten. Evet evet. Ordu Spor Başkanı Nedim Türkmen diyor Galatasaray'ı aldığı ne Cilgo mu? Oynatmak konusunda Fatih Terim'le girdiği canlı yayında tartıştıktan sonra Ordu Spor düşüşe geçti ve küme düştü demiş Muammer Özcan. Erkan Yalçın selam güzel insanlar demiş. Aleyküm selam. Resmen Fatih Terim Nedim Türkmen'i azarladı. Bu beni çok üzdü ordu olarak demiş Muammer Özcan. Komutanım tam bir köy çocuğusun her halinle demiş. Abi ne yapalım ya? Hani hayatımız yani asker olduk kendimizden şey yapamadık yani ödün vermedik. Kabuğumuzdan. Bu akşam bir akşam Mustafa abimin evinde bir ufak iş var. Beni aradı. Gelir misin? Bakarım dedim. Elma dersem gel, armut dersem gelme. Ben bekliyorum. Meğer iş karşılığı bana elma verecekmiş. Demiş Mehmet yalan Aksu. Yalan konuşuyor. Bu herhalde elmacı Mehmet Aksu. Sizden Belli elmacı oldu. Bence Mustafa abinin çok üstüne gitme. Bir oy bir oydur Mehmet Aksu. Söyleyeyim yani. Bırak bir oy. En sonunda karşısına ben aday çıkaracak muhtar adayı buraya. Durugöl Mahallesi'ne. Evet. Şöyle tuttum.
Abi şimdi sen sürekli köydesin. Yok yok, buradayım, oradayım. Yok yani şöyle, ama sıkıldığın zaman o köye gidiyorsun yani Tabii orada. tabii sıkıntı yok. Köyde tavuklarım var. Evet, Köyde bir köy sevdalı sevdası var. tavuklarım var. Ya, evin yanlarında. Ya biz köylerde doğduk, köylerde büyüdük. Biz toprakla yoğrulduk. Köylerde mutlu oluyoruz. Köpek var mı? Bir tane köpek, bir aydır bir kangal yerleşti. Bir Ha, tane de kangal kedi var. var. Bir tane de kedi var orada. Ya gelirken inanır mısın? Çok pişman oldum. Hani canlı yayın derler ya. Kar Evet. var, yolun ortasında işte araçlar temizlemişler. Muhtarla geldik Camiyan'a kadar. Camiyan'a kadar kedi önde, köpek arkamda, ben ortada. Dükkan yanına kadar beni yolcu ettiler hayvanları. İçim sızladı o karda işte, onlar ne oldular? Evet. Kimse Yollar söylemez. nasıl, açık mı yollar abi? Var mı bir Açık sıkıntı? açık. Bir sıkıntı yok. Ulaşım. Açık. Numaralar çıktı. Peki abi, şöyle sorayım. Bizim aşağı yukarı bir buçuk seneye yakındır biz bu tarz yayınlar yapıyoruz. Grubumuz hakkında görüşlerini tabii bir gazeteci olarak merak ediyoruz yani. Tabii ki zaman zaman fırsat oldukça ben de izliyorum. Ya, mutlu da oluyorum. Güzel de oluyor. Evet. Bakıyorsun mesela köylerde özellikle muhtarları aldınız. Bu konuda sizleri de tebrik ediyorum. En azından muhtarlar söyleyemedikleri dertlerini size söylediler. Evet. Bize söylediler. Burada en azından izledik. Gayet de güzel oldu. Mesela Ulubey'in ileri gelen insanlarını tanıttınız. Bundan sonraki süreçte bunu ben devam edeceğini düşünüyorum. Evet. Var mesela Ulubey'de hizmet etmiş özellikle il dışında olan gerçekten üst düzey insanlarımız var. Gerek sanayi anlamında, gerek mesleki anlamda zaman zaman bunlara ulaşıyorsunuz. Onu da görüyoruz. Baktığın Şimdi biz, zaman şu var. evet abi. Yani Ulubey'e sahip çıkmak zorundayız. Bugün Mustafa Evet. Kemal Poyraz orada şu anda Durugöl'de. Yani bunun kaçışı yok. Her, yani camilerde yazar. Her canlı bir gün ölümü tadacak diye. Yani bir gün denizde bir yerde kaybolmasa bu ceset işte yol başına gidecek. Onun için Ulubey'e gidecek. Sahip çıkmak zorundayız ilçemize, Evet, köyümüze, kesin. memleketimize. Kesin. Biz mümkün olduğunca dediğiniz gibi İleri gelenlerine de, işte ne bileyim, Ulubey'in esnaflarına da, Ulubey'in de uzun süre esnaflık yapmış isimlere de, yeni isimlere de ve Ulubey'den çıkmış ama orduya, bölgeye, ulusa mal olmuş isimlere de şey götürüyoruz. Tabii teklif götürüyoruz. Ama bunların içerisinde bize geri dönüş olan oluyor, olmayan oluyor. Çok da önemli değil. Hepsine teşekkür ediyoruz ama büyük bir çoğunluğu sağ olsun güzel dönüş oldu. İyi de bir akış oldu abi. Sizle de güzel bir arşiv oluşturmuş olduk bu vesileyle. Güzel oldu bence. Teşekkür ediyorum. Dedim ki ben Ulubey milliyetçisiyim. Mesela çoğu arkadaşlar benim yanımda mesela Ulubey derken bilirler beni. Bismillah Ulubey derler. Veya kutsal topraklar Evet. derler. Şöyle küçük de bir anımı anlatmak isterim hatta onunla ilgili. Tamam. Burada bir lokantacı amca, Cevat amca. Eşiyle birlikte tartışıyorlar. Ya biz işte işte ne oldu biz işte müracaat ettik, hacca gideceğiz de çıkmadı da filan şey yaptılar birbirlerine. Dedim bir olay var bana söylesenize. Dediler senin adamın var mı? Var olmaz olur mu dedim ya. İzin nasıl olacak? Siz dedim iki defa Ulubey'e gidin gelin. Orada dedim Deruşsel türbesi var. İki defa dedim gidin iki dua okuyun dedim. Araplara vereceğiniz paranın dedim yarısını da benim hesaba verin. Hacı oluyorsunuz dedim ya. Bunlar bir gün önce anlayamadılar. Sonra yerlere yattılar gülmekten. Ya aklına nereden gitti? Ya Ulubey diyorum Ulubey. Orada. Evet. Elimizden Evet. geldi. Ulubey milliyetçiliği yapıyoruz. İşin esprisi bir tarafa. Dediğim gibi sahip Kesinlikle. çıkmaktan başka bir şeyimiz yok yani. Bizim memleketimiz. Kesinlikle abi. Güven Yılmaz demiş, köyde yaşıyorsan inek köpek de olacak. Tavuk da, benim baba hala yaşıyor, hayvancılık yapıyor demiş. Sağlıklı ömürler diliyoruz. Ulubey'de fındık ve don olayı konusunda basın mensubu olarak fikirlerinizi alabilir miyiz demiş. Don Şimdi var mı şu abi? var. Bizim şimdi yolbaşı Ulubey'in Adana'sı diyelim. Artık. Yani Ulubey'in Adana'sı. Evet. İklim olarak. Mesela yağlı ve palas fındık hemen hemen patlamış gibiydi. Ben oradayken bir sıkıntı olmamıştı. Bilmiyorum ne derecede şu anda ama bu pazar çok önemli yalnız. Bakın meteoroloji Ordu için eksi 3 diyor. Ordu eğer eksi 3 ise Ulubeyler eksi 8, eksi 10'dur. Ha nedir? İşte bakıyoruz işte Cenab-ı Allah işte rızkımı verir. Öyle bir şey yok. Tabii ki verecek ama Cenab-ı Allah da demiş ki tedbir senden
Takdir benden demiş. Sen şimdi pazar günü akşam yattın saat 10'da, sabah kalktın 10'da kalktın. Tamam. Cenab-ı Allah rızkımı ayırdı. Ne bileyim yani. Hani ne yapabiliriz? Köylerde dediğim nüfus da yok köylerde. Kimse de yok. Ama en azından şurada bir sürü kapsuldu, ottu, çöptü bir şeyler yani insanları yakabilir. Köy hakikaten köylünün sorunu çok. Baktığın zaman geçen yıl ya 2000 liraya aldığımız bir 26-32 lira olmuş 6500-7000 lira. Şimdi işte geçen izliyorum yani bu siyaset değil bir vatandaş olarak Binali Yıldırım işte siz mazota bakmayın, benzine bakmayın, gübreye bakmayın, üretin üretin. Ya ne üretsin arkadaş? Ya insanlar şimdi diyorum köyde 10 tane tavuk var. Ya yemin çuvalı olmuş 350 lira. Ya 350 lira. 10 50 kiloluk şey. Bu nedir? 10 tane tavuk bunu bir ayda yer. 350 lira. Ben 350 liralık 3 ayda yiyemem yumurtayı. Yumurtayı değil mi? Doğru söylüyorsun ha. Ya şimdi hayvan işte ben şundan korkuyorum. Bakın önümüzdeki süreçte insanlar süt hayvanlarını, gebe hayvanları insanları kesime gönderecek. Yani devletin bir an önce bunlara yani yardımcı olması lazım insanlara. Böyle ekinen, dikinen demeyle olmuyor. Ya geçen yıl işte insanların bir kısmı gübre atıyor, atamıyor. Ya işte 2000 liraya insan, gübre alamayan insan ya 7000 liraya, 8000 liraya nasıl gübre atsın? Şimdi bakıyorsun, şimdi bakıyorum mesela benim atıyorum 10 dönüm üzerime yeri gözüküyor. İşte bacılar falan olduğu için falan şeyde. Baktığın zaman 10 dönüm yerden nedir? En az 10 torba gübre atmak zorundasın. Şimdi ben aldığım destekle gübremi, ilacımı fazlasıyla alıp atıyordum. Şimdi mazot ve gübre desteği geçen ödendi. 10 dönüm yeri aldığın 240 lira para ya. Yarım torba gübre, yarım torba torba, yarım torba. Ya insanlarla evet. Hakikaten dalga mı geçiliyor ben anlamıyorum. Yani insanların özellikle üretici ya bir ülkenin zaten şu var. Köylüsü fakirse ülke fakirdir zaten. Tarım ya şimdi bakıyoruz. Ya bir bakıyor işte bir şurada kenarımızda Rusya-Ukrayna savaşı var. Ya onlardan fazla bizi endişe çekmeye başladık. Bakıyorsun çıkmış bir ya bilmem üreticileri birliği bilmem şey açıklama başkanı açıklama yaptı. Elimizde işte nişana kadar ayçiçek stoğumuz var denildi. Millet yurrola şeylere hücum etti marketlere. Bir anda 120 liralık olan bir yağ 200 lira oldu. Bir günde ya bir günde. Evet. Bir günde. Yani devletimizin üreticiye ha şu var. Biz pek fazla işin farkında değiliz. Niye? Şimdi bakıyorsan fındık topladın. Aldın gittin. Ha. Hiç gitme yanına. Bir daha sene fındık zamanı git yine. Ha. Yine de topla. Aldan çoktan yine toplarsın. Ama diğer üretici mısırı, işte buğdayı, evet. Pirinci vesairesi değil. Adam bunu vermek zorunda. Mazot, evet. Mazot kullanmak zorunda. Gübre kullanmak zorunda. Yani onun için bilmiyorum. Yani devletimizin şimdi dediğim gibi mesela ben köyde şahit oldum. Vatandaşın bir ineği tutmamış ineği. Tutmayacağım diyor. Niye? Kurbana vereceğim diyor. Ben bu şartlarda ben yemin bilmem 50 kiloluk besi yemi olmuş, süt yemi şu kadar diyor. Ben bakamam onu diyor. Evet. Allah yardım eder. Sezgin Mercan. Sezgin abi ne demiş? Selamlar Mustafa Bülent Bey. İyi yayınlar. Bu Cemre'ye ne oldu? Ya bu sene demiş. Abi Cemre yanlış yere düşmüş abi. Araştırıyorlar şimdi. Bulurlarsa başka bir yere atacaklar Cemre'yi. Sevgili Sezgin abi. Muammer Hoca'nın ikinize tüm herkese iyi akşamlar, iyi yayınlar. Yarın akşam kızımın düğünü var. Misafirlerim geliyor, ayrılıyorum. Abi tekrar. Şimdiden tebrik ediyoruz. Dileyeyim. Babam demiş ki, Mustafa'yla bir anımı anlatayım demiş babam. Anlasın. Kıldızın hikayesi olmasın. Mustafa hatırlar mı bilmiyorum. Kış ayları ava gidiyoruz. Mesudiye'ye vardık. Ormanın içi kapkaranlık. Ormanın içinde ışıklar yanıyor. Bu ne ışığı yorum yapıyoruz. Kimi domuz diyor, kimi ayı diyor, kimi kurt diyor. Mermi atacaklar. Ben mani oldum. Işık sabit yerde yanıyor. İyi günü araştırdık. Baktık ki camışlar yatıyor karın içinde. Hemen aşağıda evler var. Az daha başımız belaya girecek demiş. Böyle bir anımız oldu demiş babam. Yok. O işin aslı şöyle. Ondan bir hafta önce ava gittik. Gece ormanın kenarlarında ışıklar yanıyor. Işık yanıyor böyle. Hayvan gözü. Ya bu neydi? Tavşan mıydı falan derken dedim. Durun siz ben bunun ne olduğunu anlayacağım dedim. Biz bir gözledik gece ama. Gece saat 1-2. Biz bir koy verdik. Bir patırdı. Şey, ışıklar gitti.
Mehmet Usta vardı, Sobacı Sayacalı. O daha yakındı. Dedim şu benim tavşanı al getir, gitti geldi. Dedim abi sen benim tavşanı niye getirmedin? Dedi ben senin av köpeğim gitti dedi. Tavşanı al da gel dedi. Bugün bakmış ki kedi, o da vurulan kediymiş, meğer kediyi vurmuşuz biz. Ertesi hafta oluyor, ben gitmedim. Bunlar babanlar falan gitmişler. Gece orman içinde ışık yanıyor. Allah bu neydi falan. Ya demişler Mustafa burada olsaydı onun demişler ne olduğunu anlardı şimdi. Evet. Al durun vurun derken bir de bakıyorlar ki 3 tane camış şeyin içinde orman içinde gece. Biz orada olsaydık camışların şansı yoktu orada. Yoktu evet. Fikret Tatar ne demiş? Bülent abi selamlar. Saygılar Mustafa abi canlı yayını görünce sevindim. Babamın has kardeşidir. Çok severim kendisini. Spor muhabirliğini hakkını fazlasıyla vermiş bir abidir. Kimseden çekinmeden yazacağını yazar, söyleyeceğini söyler. Allah sağlık sıhhat versin. Ulubeyli'nin hassasıyız. Selamlar, sevgiler demiş. Biz de sevgili Fikret Tatar'a selam edelim. Hayri Kılıç iyi yayınlar. Size ve Mustafa kardeşime selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Selam. Macit Mustafa Mercan bu gece alacak verecek kalmaz demiş. Sevgili muhtarım. Şöyle yapıyoruz. Seyfettin Şenel abim demiş ki salı günü gündüz vakti Fisko Birlik'ten Ziraat Mühendisleri ve Fisko Birlik ilçe başkanımızla bir canlı yayın planımız var. Konu gübreleme ve tarsim konusunda olacaktır demiş. Salı günü gündüz vakti Fisko Birlik'ten Ziraat Mühendisleri ve Fisko Birlik ilçe başkanımızla bir canlı yayın planımız var. Konu gübreleme ve tarsim konusunda olacaktır demiş Seyfettin abi. Rahmi Bayram hayırlı yayınlar demiş. Salih Kutlu hayırlı yayınlar. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Sizlere selam olsun güzel insanlar demiş. Abi teşekkür ediyoruz. Sevgili İhsan Hocam burada. İhsan Özvatan. İki sevgili dostuma selamlar. İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Abi zaman da güzel geçmiş. 1,5 saat olmuş aşağı yukarı. Bir seni saat çok yordun. 1,5 saat olmuş. Anlamadım. Anlamadım ki nasıl 1,5 saat oldu. Yarım saat olmamıştır. Ve bence de gayet şey geçti. Akışkan geçiyor zaman. Güzel oluyor. Mustafa Kemal Poyraz'ın bundan sonraki süreçte bir planı var mıdır? Veyahut da şunu da yapsaydım çok güzel olurdu dediği bir şey var mıdır? Şunu derken az önce söyledim. Mesela o basın sektörü içerisinde yer aldığım süreçte özellikle Ordu Spor'un güzel yıllarında işte o kadar deplasman anılarımız oldu. Keşke o anılarımı, hele ki o yaka kartları vardı. O zaman her maç yapılırdı. Nereye gidersen işte atıyorum buradan İstanbul'a gidiyorsun. Ne maçı? İşte Fenerbahçe, Orduspor. Maçlık akreditasyon kartları yapılırdı. İşte o zaman Selimiye Mahallesi'nde dururken işte buraya taşıyın adı duruyor. Bir 4 yıl falan oldu. Bir koli içerisinde saklamışım onları. Ya buraya getirirken ya dedim niye götürüyorsun? Ya bir kutu akreditasyon kartı ya. Gözünü kapat çek işte. Ne maçıymış şu maç. Bir anıdır ya. Çöp attım onları evet. Biliyor musun? Onları çöp attım. O kadar ne diyeyim sana pişmanım ki. Keşke onları da olsaydı. Evet. Annedir bundan sonra bir süre yaşı 60. 2 tane oğlumuz vardı. Everdik. Artık bekliyoruz torun olacak diye. Artık torun evet. Seveceğiz. Bundan sonra da ne yapabiliriz yani. Kızımız var abi. İnşallah. Seneye de bitirecek. İnşallah güzel bir yer tuttururlar ama gençlerimiz adına hakikaten üzülüyorum. Yani hakikaten evet. Üzülüyorum. Ve bakıyorsun tarım bitti. Ha şu var sadece bu yani devlet hükümet meselesi de değil. Araziler. Babamın benim 15-20 ton fındığı olurdu. 8-9 kardeş bölündü. Adam başı düştü. 2 ton, 2,5 ton fındık. Benim şimdi 3 ton, 3 tane çocuğum var. Onlara da böleceğim. Adam başı 3-500 kilo fındığı sen çocukları köyde tutamazsın ki. Evet. Okul bitiriyorlar. Okul her taraf oldu. Üniversite. Mezun ol. Bir değil, iki değil, iki, üç tane üniversite bitiriyorsun. Diplomalar şurada, çocuklar. İşsiz, güçsüz. Askerlik yaptık, siz de askersiniz. Bakıyorsun işte elimizde birer tane kağıt kalem, çetele işte her gün bir çarpak askerlik bitecek. Vatana, memlekete geri döneceksin. Vatan hasreti. Şimdi bakıyorsun delikanlılar, gençler. Bakıyorsun yapılan anketlerde %60, %70'i çocuklar ülkesinde istikbal göremiyorlar. Başka ülkelere gitmek istiyorlar. Bundan acı bir şey olamaz. Yani bundan acı bir şey olamaz. Kesinlikle. Üzülüyorum. Gençlerimiz adına üzülüyorum. Yani hani derler aşağı tükürsen sakal yukarı çeksen büyük. Yani hadi köye gittin arazi dediğim gibi
bölüne bölüne şey gibi olmuş. Hadi arazi bütün de olsa insanlar yaptığı için karşılığını alamıyor. Hakikaten alamıyorlar. Yani biz bölge olarak biraz önce söyledim biraz şanslıyız. Niye? İşte fındık topladın. İstersen bahçeye hiç gitme. Bir de Ağustos ayında git yine nedir? En azından yarısını toplarsın ama yine toplarsın. Vardır yani şeyde. Ama diğer ürünler öyle değil ki. Yani insanlar gübre atmak zorunda, koşmak zorundalar. İşte sıkını alacak, şeyini alacak vesaire yani. Allah kolaylık versin. Öyle abi. Abdullah Poyraz demiş ki iyi yayınlar. Emmi sana da selam demiş. Necip İnan abi. Abi biz selamını aldık ama sen bizim büyük ihtimal aleyküm selam dediğimizi duymadın sevgili Necip abi. Ama gene de selamın baş üstüne. Seyfettin Şenil abi demiş ki maç 90 dakikadır uzatmalarda gol yememek lazım. Yok abi bize kimse gol atamaz bu saatten sonra. Deplasmanda şey, savunma sağlam. Sıkıntı yok Mustafa abi. O konuda sıkıntı yok yani. Ahmet Tunç abi hayırlı akşamlar dileyelim. Evet şöyle şurada da tutayım abi. Şu anda kar yağıyor mu abi? Orada yağmıyor ama bugün gün boyu yağdı. Okudum gün boyu böyle ciddi ciddi kar yağdı. Zaman zaman fırtına çekildi ama şu anda durdu. Hatta pazartesiye kadar kar gösteriyor. Hatta burada pazar gün maç vardı. 1967 Orduspor'un maçı vardı Erok'la liderle pazar günü. Federasyon onları da ertelemiş. Evet. Kar nedeniyle. Maçı mı erteledi? Okullar da tatil zannedersem. Değil okullar mi? Da tatil oldu. Evet yani demek ki ciddi ciddi. Yani şu var. Köylerde bilmiyorum. Yani bizim yüksek köylerde 1,5 metre kar olduğu söyleniyor. Yani şurada 10 gün kaldı Mart ayının çıkmasına. Bir döndüğün zaman geriye geçen yıl önceki yıllarda bu zamanlarda bahçelerde adam gözükmüyordu. Adam gözükmüyordu. Abi ciddi kar yağdı bu sene ya. Hani sanki o bizim çocukluğumuz dönemindeki karları yaşıyoruz ya. Ben böyle bir şu mevsimde böyle bir kar yağdığını ben hatırlamam ya yaşatmış hakikaten yani hadi, tamam Aralık'ta Ocak'ta falan yağardı yani Şubat'ta falan ama Mart'ın ortalarında böyle bir kar yağdığını ben ilk kez görüyorum. Evet. Hani şu var yani mevsimler değişiyor bu denildi artık yani şimdi bakıyorsun Şubat ayındaki bir güneş insanın beynini oyuyor işte Ağustos ayında yağmur yağıyor insan sobanın içerisine giriyor ya. Yani. Bundan sonra buna alışacağız biz de artık şey yok. Aynen öyle abi. Çocukluk dönemlerimizde mesela şey olurdu, rüzgar eserdi. İşte Ekim, Kasım aylarında çıtırmanlar, yığınlar uçardı işte, ağaçlar şey yapardı falan ama senede ya bir kere olurdu ya iki kere olurdu. Şimdi evet. Bakıyorsun hemen hemen her an olabiliyor, her an. Bakıyorsun bir köyde fırtına almış, çatıları götürmüş, öbür köye, bitişik köye bakıyorsun bir şey yok. Bölgesel, bakıyorsun öbür tarafa sel olmuş, bir tarafta damla düşmemiş. Damla düşmemiş. Artık alışacağız çimçeklere, fırtınalara, dolulara. Artık onlarla yaşayacağız Karadeniz olarak. Karadeniz insan olarak. Seyfettin abi demiş ki bu güzel yayın için Sayın Başkan'a ve sizlere çok teşekkür eder. Saygı ve selamlarımı sunarım demiş. Abi biz de teşekkür ettik. Ben de teşekkür ederim. Bayram, Mustafa abime selam kardeşlerden demiş. Uzun Mahmut'ta hiç durmadı kar bugün demiş şey. Abdullah Poyraz abim. Ufuk abla demiş ki teşekkürler güzel bir akşam demiş. Sevgili Sinan Duman hayırlı akşamlar dilemiş bize. Hami Şimşit abim. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar, Mustafa abime selamlar demiş. Sadece son süre devam ediyor. Kar iç ve dışarı çıkma demiş. Demek ki hala yağıyor buralarda. Mustafa Akbaş selam vermiş bize. Aleyküm selam diyelim, hayırlı akşamlar diyelim Mustafa Akbaş'a. Şurada tuttum. Abi toplayalım ufaktan. Söylemek istediklerini alayım. Son söylemek istediklerin. Gazetecilikle ilgili, Ulubey'le ilgili. Ya şu var. Gazetecilik deyince üzülüyorum. Hakikaten evet. Üzülüyorum. Daha dün şurada iki gün önce yaşadığımız bir olay anlatayım. Bugün Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işte Orbel denilen şirket var. Su kanalizasyon şeyleri var. Bunlar hiçbir sendikayla anlaşmışlar. Sendika demiş ki işte biz demişler biz de işte üye olun. Aylık sizin 1500 lira ile 2000 lira arasında işte zam yaptıracağız size. Ama buna istinaden de bir yemeğe işte atıyorum 200 lira gibi maaştan kesinti yapacağız denelim. Çünkü geçen 2021'in Şubat'ında köyden de komşularımız var. Dediler abi gel bize dediler destek ol. Bizim dediler sesimiz ol, kulağımız ol falan. Dedik tamam sıkıntı yok gidelim. Gittik bakıyorsun. Adamlardan 13 ay 200 lira para kesmiştim maaşlarından. Yemeğe alacak ya bir yemeğe. Ama karşılığında adamlara 25 kuruş para vermemişsiniz. 25 kuruş.
Maaşları aynen olduğu gibi maaş kalmış. Zam bir şey yok. Neyse aldık gazetelere haberler geçilecek. Ya birisinin attığı hepsine işte ajans gibi işte gazetelere biz paslaştık şeyi, haberleri. Az 10 dakika sonra birisi arıyor, ya Mustafa abi haber attın ama işte sıkıntı var. Hayırdır? Ya bizi işte aradılar işte şuradan işte aman siz bu şeyi koymayın. Sen ne yapacaksın? Abi işte biz ilan alıyor, işte mesaj alıyor filan. Bu mudur dedim, yani gazetecilik bu mu ya? Bu mu yani? Bu mu? Bu mu gazetecilik? Ya onları görünce insan hakikaten üzülüyor. Peki. Güzel bir konuya değindin. Ben de hemen bu konuyu soracağım. Şimdi ben de beraber Mustafa abiyle aynı gazetede benim de bir köşem var. Ben bir gazeteci değilim. Bu arada da hani şey yapayım. Bir gazeteci olarak yazmıyorum. Benimki sadece fantazi, hobi, maksatlı, zaten siyasi değil veya işte mesleki konularda değil. Sadece Ulubey güzellemeleri diyeyim ben kendi köşeme. Ulubey güzellemeleri yapıyorum. Ama Mustafa Kemal Poyraz, Ulubey Yeni Dönem Gazetesi'nin kadrolu bir elemanı. Değil mi abi? Senin orada bir evet. Gelir. Evet. Ulubey Yeni Dönem, Ulubey Yeni Dönem Gazetesi'nin belediye ile bir bağlantısı var mı? Belediye ile bağlantısı yok. Bak bunu açık açık söyleyeyim. Şu var. Ben de açık açık söylüyorum. Ya ben evet. Yok, ben de gizli saklı olmaz. Evet, hatta abi. onunla biz Ulubey'de iki tane gazeteyiz. Haftalık çıkan iki tane gazete. Bunu ben başkanın kendisine de söyledim. Bakın kendisine de söyledim. İşte siz gibi merak edenlere de söyledim. Bugün Türkiye'nin evet. Neresine giderseniz gidin. Mesela Ordu'da günlük çıkan 10 tane gazete vardır. Günlük çıkan. Hepsi de bunlar büyükşehir destek verir bunlar hepsine. Nedir? İşte bayram mesajıydı, yılbaşı mesajıydı, işte kurbanıydı, özel gün, işte kandil gecesiydi vesairelerdi. Gibi böyle şeyler abonelikti. Destek verir bunlar. Hem de verilmeli. Şimdi bakıyorsun diyorum ya ilçede iki tane haftalık gazeteyiz. Belediye bunlara, ben şimdi belediye başkanını ben haberini yapayım da kim yapacağım? Evet. İşte efendim Ziraat Odası'nın haberini yapmayıp da Psikobili'nin haberini yapmayıp da işte Muhtarlar Derneği'nin haberini yapmayıp da kimin haberini yapacağım? Haberini yapacağım derken şu, ben yine söylüyorum. Kim olursa olsun benim Ulubey'ime, benim orduma, ülkeme kim içi üç almışsa ben ona minnet duyarım. Ona teşekkür ederim. Onu da onur ederim orada. Ama kim de yanlış yapmışsa, onu da orada şu var, yanlış yapmışsa onu da kırıp dökmeden adabınla yazacaksın. Öyle hakaret ederek, bilmem şöyle ederek falan değil. Evet. O anlamda da nedir? Ulubey Belediyesi abonedir. Gazetemiz neyse 8-10 tane gazetesi bırakılır. Bayram seyran mesajıydı. Verilir, alınır. Faturası kesilir. Bugün İsa Türkçen biliyorsun partisinin benim partimi de az çok siz biliyorsunuz. Biz zıt partilerden. Ama dediğim gibi İsa Başkan da 25 yıldır kendisinde iyi tanırım spor camiasının içerisinden geldiği için. Şimdi telefon açsam bana Emret abi der. Ya ben bu zaman yani tamam siyasi bir rakip ama benim İsa Türkçen benim hiçbir zaman düşmanım olamaz. Hı. Olmamalı da. Ne der işte adam haberini yapmışsın. Yapacağım. İşte öbür tarafa bir şey ver. Ya beni ilgilendirmez o. Öbür tarafına iyiymiş, kötüymiş. Diyorlar. İyi tutsunlar. Ben ne yapayım? Evet. İşte bakıyorsun biz haber yapıyoruz. Bakın o sizin sorduğunuz soruyu biliyorsun Hakan gazetenin kendi sahibi bana geldiğinde dedi işte ben çocukların düğünü vardı. İşte vizyonu da bırakacaktım. Bıraktım da. Abi gel birlikte çalışalım. Dedim ben seninle yapamam. Abi gel işte birkaç kez köye geldi yanıma. Ya dedim böyle böyle bir durum var. İşte belediyeyle bu gazete hani siz bana sorduğunuz gibi bileyim dedim yani en azından bileyim buna göre. Dedi abi yok öyle bir şey yok diyor. Ha nedir ama dedi adam mesela diyelim ki bugün bir ziyarete gidiyor veya ne bileyim bir yer işte yol yapılıyor. Bana arıyor diyor işte Hakan müşahitsen işte bir bak yol çalışması var. Gelir misin? Müsaitsem gidiyorum diyor. Bunda ne var yani? Yani şimdi gitti diye işte yolun haberini yaptı diye. Yol yapıyor adam. Bundan güzel bir şey olmaz ki. Bunda niye gidiyor? Ben anlamıyorum ya. Yani. Mesela diğer öbür taraftan işte Ulubey Yorum Gazetesi var. Deniz Hanım. İşte o zaman ben işte ilçe başkanlığı var. Çoğu işin Türkçesi de niye kabul ettin de?
Bir tarafta bakıyorum dedim, ilçe başkanlığı da var. En azından gazeteyi de kullanırız dedik ya. İstediğimiz bir işte gazetenin başındayım bir yerde. Hem gazeteyi de kullanırız diye. Ve geldi buraya. Kendisine de söyledim. Dedim Deniz Hanım durum böyleyken böyle ben bu partinin ilçe başkanıyım. Aynı zamanda bu gazetede çalışıyorum. Ha şu var. Yarın bu konuda dedim sizden biz tecrübeliyiz. İşte atıyorum orada işte birisiyle röportaj yapacağım. Tanımaz olabilirsin. Ara beni dedim ben sana randevu olayım, yardımcı olayım. Veya gazete baskıya girecek. İşte atıyorum 2-3 tane habere ihtiyacım vardır ara beni. Ben sana yardımcı olayım. Ha bayram seyran oldu. Söylemeye bile gerek yok. Koy bayram şeyimizi gücümüz dahilinde destek çıkalım. Evet. Tamam denildi. Daha sonradan işte yok efendim işte İsa Başkan'la ters düşünmüş. İşte bizim gazete İsa Başkan'a gazetesi olmuş. Oradan bize gönül koydular. Maalesef. Evet. Küsüz yani. Ya, küslük olmamalı. Şimdi Deniz Hanım'ı da seviyoruz. Ben Deniz Hanım'ı seviyorum bir kardeşim gibi. Küslük olmamalı elbette. Bakın ne diyorum ben bütün kapılar açtım ona. Her türlü sana dedim. Ben de isteyeyim. Evet. Ne yapayım yani da? Yok sadece hani bunu sorma sebebim hani bir şeyi kaşımaktan ziyade evet böyle bir söylem var çünkü orada ben de yazıyorum. Hani eğer böyle bir şey varsa da hani bunu çünkü benim de bilmek en doğal hakkım diye düşünüyorum. Eğer gerçekten herhangi bir kurum olsa ben ayrılırım. Yani bu cihette sordum ama bunu sana sordum. Hakan'a sordum. Hatta gazeteyi destekleyen bir grubu da biliyorum aslında. Ama bunu kimse bilmiyor mesela. Grup derken kim? Mesela bu gazeteyi desteklerken gazetenin en yakınında Abdülaziz de var diye biliyorum. Ben. Yani çünkü bir takım Ulubey TV falan azıcık çevrende Abdülaziz diye biliyorum ben. Abdülaziz Ören. Hani belki maddi bir katkısı yok ama manevi olarak Abdülaziz'in oraya ciddi bir şey var, katkısı vardı diye düşünüyorum. O yüzden hani bunu da... Yani biz gazeteyi zaten de orada otomuzları derneğine çıkıyoruz gazeteyi. Evet. Adamlar bütün kendilerini açmışlar. Buyur dernek işte kira vermen. İşte aha sabah size ısının. Aha bilgisayar oturun istediğiniz gibi yapın. Ufak tefek işlerinde oradan yapılıyor. Nedir? Bir şey etkinlik bir şey yapılmışsa da biz haber lazım. Ulubey gazetesiyiz. Yani biz illa şey yapmıyoruz. Ben mesela muhtarlar hepsini bende telefonu var. Hepsini de ararım. Arkadaş işte atıyorum Yılmaz abi Karabacı'da işte herhangi bir etkinlik bir şey yapmışsındır ya. Bana alo diye geleyim. Ya gelmezsen telefonla internet var, WhatsApp var, imkanlar var. Gönder bana. Ben senin haberini yapayım. Ya yeter ki bir şey yapın. Bir şey yapılsın Ulu Bey'e. Kesin. Ben bundan mutlu olurum. Ben... Şuna katılıyorum ya Mustafa abi. Şöyle olmalı. İki tane basın var. Yani yazılı basın var. Bu iki yazılı basın elbette gördüklerini yazacaklar. Yazmak zorundalar. O zaman öteki türlü zaten baskı altına girmiş olur. Ha hakaret veya işte rencide edici bir küçük düşürücü, rencide edici bir yayına bir şey diyemem. Ama bunun haricinde elbette en doğal şeydir ya eleştirecek, basını eleştirmeli. Eleştirinin bir tanımı var zaten. Hani eleştiri hep olumsuzu göstermez, olumluyu da gösterir bazen. Doğruyu da buldurur. Basın eleştirebilmeli. Bu yüzden hani küslük olmamalı diye düşünüyorum. Küslükler ben Ulubeylilere küslükleri yakıştıramıyorum. Açık söyleyeyim. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Bunu geçen de gördüm. Hani böyle şeyler içerisinde, mahalleler içerisinde bile bölünmelerin olduğunu görüyor insan. Üzülüyor ya. Ya biz cenazede, düğünde, bayramda biz çok büyük bir memleket değiliz ya. Birbirimizin tabutuna omuz veriyoruz. Düğününde halay çekiyoruz, oyun oynuyoruz ya. Küslük nedir ya? Ya bakın bugün işte az önce bahsettim. Ordu Spor. İki tane Ordu Spor. Bakıyorsun bir tanesi yeniliyor. Öbür taraf öbürü destekleyen seviniyor. Ya nihayet bu iki tane ikisi de ordunun takımı. Ve bakıyor iki tane Ulubey'in gazetesi. İki tane ya. Neyi pay edilmeyen ne ben onu anlamıyorum. Bölünülmüş. Bir taraf bir tarafı destekliyor güya. Biz efendim ne işte İsa Türkcan'ın gazetesiyiz. Onların gözünde. İşte öbür taraf öbür tarafı destekliyor falan. Ya satma. Yok. Hakikaten üzücü bir şey. Yani saçma böyle şey hani olmamalı. Hani her iki taraf için de söylüyorum olmamalı. Yani bakın ben açık açık söylüyorum. Ben açık açık söylüyorum. Bak diyorum ki evet Ulubey Belediye yeni dönem gazetesini destekliyor. Bak desteklemiyor demiyorum. Ha destekliyor da kimse kimsenin başını böyle bitlemez. Bugün İsa Bey Başkan mesela bak burada değil Allah'a var yukarıda.
Böyle zaman zaman gider sohbet ederiz. Şunu söyler abi. Bir şey yanlış yaptım mı? Allah aşkına yazın diyor ya, yazın. Ha. Kırıp dökmeden yazın diyor. Biz de görelim diyor hatamızı diyor. Bunu acık acık söylüyor adam. Ne yapacaksın da? Evet. Cemil Temiz abim demiş ki selam olsun Ulu Bey'imizin iki güzel insanına. Sevgili abim aleyküm çok teşekkür selam. Ediyoruz. Harun Kılıç hayırlı yayınlar dilerim. Kemal abi çok güzel konuya değindi. Köyler boş, üretim yok. Allah sonumuzu hayır eylesin. Sokaklar başıboş demiş. Erhan Andaç hayırlı akşamlar iki güzel insan demiş. Bugün yarın öbür gün lastik yakabilen yaksın demiş Seyfettin abi. Necip İnan Halis Poyraz'la akrabalık varım demiş. Halis Poyraz'la, Poyraz'ların hepsi birbirleriyle akrabaymış. Sevgili abim. Evet. Bu... Ya bir böyle işte ayrılmış, başka köye gitmiş ama tabii şu var. Tabii kopmalar olmuş. Ya bugün bakıyorsan bugün şartlarında artık kardeş kardeşler bile gidip gelmiyor. Yani o durumda işte bir kısmı gitmiş Sayacı'ya, bir kısmı gitmiş Uzun Mahmud'a, biri gitmiş Akol'a gitmiş. Kopmalar var tabii ki. Evet. Anladım. Evet, burada da yorumlarımız bitmiş zaten. Sevgili abim çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için. Güzel bir sohbet oldu. Dolu dolu tam iki saati geçirmişiz. Ben teşekkür ediyorum. Ben hoş teşekkür oldu. Ediyorum. Bana bir... çok dostları uykusuz bıraktık. Güzel oldu. Hepsine ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bilmiyorum bir kusurumuz olduysa onlardan da özür dileriz. Ama Soner Başkan'ı bu akşam pek fazla göremedim. Evet, ben de göremedim çok fazla. Sadece o sırf onu beni terletecek diye burada havlumu öyle yanıma aldım. Terimi silerim diye ama hiç gelmedi. Evet. Umarım hani bu şeyimizden, konuşmalarımızdan kimse alınmasın, kırılmasın. Biz tamamen tarafsız bir yayın gerçekleştiriyoruz abi. Yani hani benim bir tarafım zaten yok. Benim bütün tarafım Ulu Bey. Bu senin için de geçerli. Diğer arkadaşlarımız için de geçerli. Hani bizim bir tarafımız yok. Bizim bütün tarafımız Ulu Bey. Ulu Bey gözüyle bakıyoruz. Lütfen hani kimse kelimeleri cımbızlayıp bir yere çekmesin. Bu hoş olmaz. İçimiz neyse dışımız o. Samimi duygularla konuşuyoruz. Kimseyi üzmek, kırmak değil. Tam tersi birleştirici olmaya çalışıyoruz. Yapıcı olmaya çalışıyoruz. O yüzden kimse kırılmasın. Biz hani insanlar kırınca üzülüyoruz. Veya yanlış anlaşılınca üzülüyoruz. Mesela en basitinden söyledim. İşte Muammer abiye, Muammer Özcan'a hani denilmiş ki seninle yayın yapılmıyorsa birileri baskı oluşturmuştur. Bir daha söylüyorum. Bana hiç kimse baskı oluşturamaz. Ben kimseden ne maaşlı çalışıyorum ne paralı çalışıyorum. Tamamen 2-3 tane güzel insan bana burada bir imkan sunmuş. Gönüllü çalışıyorum. Kendimden ödün vererek çalışıyorum. Bunun karşılığında hiçbir şey beklemeden, hiçbir şey almadan davet edilen her yere gidiyorum. Bu sayfa herkese açık. Ha, ben soru sorarım. Soru sormak benim en doğal hakkım. Çünkü moderatör benim. Ha, karşı tarafı konuştururum. Ben oradan zaten alacağım alırım. Siz de alın diye. Yoksa hani yani. İşte bu tarafın adamıyım veya bu tarafın adamıyım. Öyle bir şeyim yok. Ben devletin adamıyım. Bu kadar basit. Başka herhangi bir şey yok. Ama yerelde bu böyle bir program yapıyoruz. Ulu Bey'in çocuğuyuz. Ulu Bey'in adamıyız. Yani yoksa onlardan veya bunlardan değil. Ben herkesi seviyorum. Herkes arkadaşım. Herkesin yanına vardığım zaman 2 yıldır bir bardak çayını içiyorum. Çok rahat içiyorum. O yüzden lütfen kimse lafımızı hani yanlış anlamasın. Kimseyi kırmayalım diyorum. Şöyle ne demiş Seyfettin abi? Dünden bugüne Ulu Bey'de Hayat Grubu'nun tarafsız veya taraflı olarak samimi eleştirimizi merak ediyorum. Haddimi açtıysam kusura bakmayın demiş. Zaten biraz önce söyledi abi. Bu konuyla ilgili konuştuk Seyfettin abi. Zannedersem kaçırdın diye düşünüyorum. Sevgili Soner Başkan demiş ki güzel bir yayın oldu. Emeğinize sağlık. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar. Sevgili komutanım sayfanızda bana yer verdiğiniz için sizlere evet. Ayrıca teşekkür ediyorum. Bizleri izleyen tüm dostlara teşekkür ediyorum. Buradan Canan Bacı'ya da çok selamlarını iletirsen mutlu olurum. Aleykümselam. Onun da çok çok selamı var. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar diyelim. Ne diyelim artık? Mustafa Çelik de demiş ki yolbaşı spor olarak buradayız demiş. Ona da onu selam da, olsun. Onu da ayrı severim. Teşekkür evet. Ederim. Düzgün bir insan. Beyefendi bir insan. Ne güzel bir olay aslında değil mi? Şimdi mesela Mustafa abi örnek veriyorum. Ben hani sizi
Elbette tanıyorum. Can Türk Yılmaz, hayırlı geceler, güzel sohbet oldu. Teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Hacı Poyraz Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ben naçizane Bülent Aksoy, Mustafa abi falan belki benim çocukluğumu bilirler. Belki diyorum. Simayen hatırlarlar. Ama ben onların işte dükkanların olduğunu, rahmetli babası Hüseyin ağayı, işte Mustafa Çelik ağabeyimi, babasını, Mustafa abinin Aydın ağabeyi falan, işte o Ulubey cenahını çok iyi hatırlayan birisiyim. Ama onlar haliyle biz köyden gelip gidiyoruz. Bizi hatırlamayabilirler. Yıllar sonra işte sosyal mecrayı tepe tepe kullanarak böyle bir platform kurmuş iki tane değerli ağabeyimiz, güzel insan. Biz de bir tık üstten az çıkardığınızın çabasını verdik. Çünkü ben yaptığımız bir iş ciddi olmalı. Ben bunun için yurt dışına gittim ya. Yani bu olayı ciddiye aldığımı göstermek adına yurt dışına gittim. Ve oradaki arkadaşlarımızla koşturduk. Ve birçok da koşturma peşine düştük. Bunun daha güzel bir şey olabilir mi? Yıllar sonra Mustafa Kemal Poyraz'la işte samimi oluyorsunuz, dost oluyorsunuz. İşte İsa Başkan'la merhaba ediyorsunuz. Mehmet Ali Aydın'ın varıyorsunuz, bir bardak çayını içiyorsunuz. Öte tarafa gidiyorsunuz. Ulubey yolunda Deniz Hanım'la. Deniz Hanım geçen aradım ya, dedim ben ne zamandır sesinizi duymuyorum ya. Hani sizi özledim, sizinle konuşmadım. Çünkü kardeşimiz, onunla konuşuyorsunuz. Birol Özbatan oradan çağırıyor. Mustafa Poyraz buradan çağırıyor. İşte Soner Poyraz diyor ki biz halı sahadayız. Gelir misiniz? Bunlardan daha güzel ne olabilir abi? Bana bir söyle. Yani, parayla alamazsın onları, parayla. Alamazsın abi şimdi. Senin zaten meşhur bir lafın var. Babanın yerini yurdunu satsan bu kadar reklamın olmaz demiştin ya. Bu hep aklımda. Bak. Ha bunlar tamamen spontane gelişen olaylar. Hani bu bir amaç, bir çaba, illa böyle olsun diye olan değil. Ama elbette bu işte emeğin karşılığı bu. Birer bardak çay. Bundan daha güzel hiçbir şey olmaz. Bu grubun veya bizim de amacımız buydu. İnsanları bu platformda birleştirebilmek, buluşturabilmek. Bunu da büyük ölçüde başardık. Başaramadıklarımız da Allah selamet versin. Herkese iyi olamıyoruz demek ki. Yapacak çok fazla bir şey yok abi ya. Ne mutlu sizlere. Tabii ki. Bak Mehmet Aktaş'ı gördüm. Daha yeni gördüm şimdi. Bu saate kadar neredeydi mesela Mehmet Aktaş? Hafiften sistem ettim şimdi Mehmet abi. Yani. Şöyle yapayım abi. Son iki yorum var. Okuyayım kapatıyorum. Hayırlı geceler, güzel yayın oldu demiş sevgili Erhan Andaç. Neşe Yüce. İyi yayınlar İzmir'den demiş. Hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. Abim çok teşekkür ediyorum her şey için. Görüşmek dileğiyle. Haftaya yeni bir yayında buluşmak dileğiyle. Muammer Çölü'ye cevabı sen verirsin abi. Adam uyuyor demiş, artık kapat demiş. Gerek yok, sen bilirsin. Hepinizi öpüyoruz. Allah'a emanet olun.